Aydınlanma yanlısı olmayanlara mikrofon vermemenizi rica edeceğim yalnız. Bu teknik ekipmanlardan onları uzak tutalım. İşin esprisi tabii ben Levent Safalı, göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bir yandan da bir felsefe master'ım ve felsefeye merakım var. Yıllardır da kendimi bu konuda ileriye götürmeye çalışıyorum. Aydınlanma konusu, akıl, aydınlanma, işte rasyonalite, hepsi birbiriyle böyle interconnect'te bir bütün aslında. Felsefenin de en keyifli ve en pratik, en böyle hayata aktarılması kolay alanlarından bir tanesi. Doğrudan aslında böyle hayat bilgisi dersleri olurdu çok eskiden. Onun gibi bir şey. Ve biraz kavram kargaşasının da olduğu bir alan. Sevgili Metin Sarfati ile bu konuda farklı düşündüğümüzü söyledim ama belki kavram kargaşası kaldırılsa aynı şeyleri söylediğimiz de iddia edilebilir. Şimdi kritik kavramlar üzerinde biraz durarak vakit geçirmek istiyorum. İlk başta girişi böyle yapmak istiyorum. Bu kritik kavramlardan bir tanesi akıl. Akıl, hani hekimlerin daha yakın olduğu bir düşünce. Akıl doğrudan bedenin, daha çok da beynin bir fonksiyonu, bir faaliyeti. Hani onu böyle ruhla, başka şeylerle ilişkilendiren düşüncelerle tartışma herhalde zul olur. Dolayısıyla kolumuzun nasıl bir fonksiyonu varsa beynimizin de bir fonksiyonu var. İsterseniz beynimiz demeyelim, bütün vücudumuz diyenler var. Hani eli olmazsa insanın aklı da farklı olur diye düşünenler var. Onlarla da tartışma açmamak adına bedenimizin bir fonksiyonu diyelim. Kant'ın biraz önce sevgili Demet'in bize hatırlattığı Aydınlanma Nedir makalesinin giriş bölümündeki çağrı da aklını kullanmaya cüret et. Kullan kardeşim diyor yani. Ha, başkasının aklıyla iş yapma diyor. Sende var ama kullanmıyorsun. Yani iş mesele bir cüret meselesi. Geçen de bir hani sık dolaşan videolardan bir tanesini izlemiştim. Fok yavrusu evde almışlar, büyütmüşler, hiç suya girmemiş. Sudan korkuyor. Ve banyodaki küvete böyle bunu atıyorlar, girmek istemiyor falan. Sonra girince, yüzmeye cüret edince mükemmel yüzüyor yani. Böyle ve çok mutlu oluyor yüzdüğünde. Dolayısıyla insana Kant'ın bakışı da böyle bir şey. Yani muhtaç olduğun malzeme sende var. Hani meydanlar Rus'a bakma, papaza sorma, devlet büyükleri benden iyi düşünür deme. Sende bu mekanizma var. 10 düğmesine bas, kullan, hayırlı olsun diyor. Bunu, bu cüreti gösterdiği anda itibaren sorun kalmayacak diyor. Çok güzel. Ve bunun çağın da ruhu, hani çağların da moda demeyeceğim ama bir ruhu var. İşte dinin toplum hayatındaki, sosyal hayattaki rolünün azalması, imparatorlukların çöküşü ve daha modern devletin ortaya çıkışı, bütün bunlarla beraber o bilimin taşıyıcılığında rasyonel düşüncenin, aklın yükselişi büyük bir görkemle, büyük bir coşkuyla alkışlanıyor. Ta ne zamana kadar? Tabii tarih vermek her zaman risklidir. Ama bir dönem noktaları, bir kırılma noktaları da hep vardır. Ta ki İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar diyeyim ben. Orada bir büyük bir kırılmadan bahsetmek istiyorum. Ve benim için bu kırılmayı özdeşleştirebileceğim kişi Horkheimer. Bahsedeceğim kitabın adı da Akıl Tutulması. Aynı İkinci Dünya Savaşı sonu 1948 olabilir. 48-49 olabilir. Kitabın çıkışı.
aydınlanmanın bir savunusu yapılıyor bu kitapta. Aydınlanmanın vaatleri hatırlatılıyor. Bizi periden, faldan, astrolojiden, olmayan dünyaların iktidarından, boş vaatlerden kurtarıp özgürlüğümüze kavuşturmayı vaat eden aydınlanma. Neredesin diyor İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları içinde. Bu vaatle yola çıkan akıl bize nazizmi temellendirerek bir cehennem sundu diyor. Aydınlanmanın bütün vaatlerini ayakları altına aldı akıl ve bize aydınlanmanın bütün ideallerinin tersini sundu. O zaman biz bu aklı alır çarmıha gereriz diyor. Ve doğrudan aydınlanma için akla savaş ya da kelimeleri yumuşatabilirim. Akla eleştiri, akla mesafe, akla dizgin. Yani bizim beynimizin, bizim bedenimizin fonksiyonuna bir sınır getirme, onu tehlikeli bulma, ona adeta bir Frankenstein gibi davranma durumunda kaldı diyelim. Yani zor şeyler yaşandı. Bu kişi aynı zamanda bir Alman Yahudisi ve yani o trajediyi o yakınlıkta korkunç bir şekilde hissettiğinden ve bir düşün adamı olarak da bunda suçluyu akılla ilişkilendirmesini de ancak duygusal nedenlerle anlayabiliyorum ben. Başka türlü anlayamıyorum. Çünkü söylediği şuydu. Bize Nazi savaş makinesini reasonable, akli olarak sunan bir çerçeve var. Yani bir şeyin akli olması, bir şeyin rasyonel olması bu kadar mı ucuz, bu kadar mı kolay? Hani ne zaman kaçtı elimizden bu iş? Tabii kitap bunun son derece detaylı bir incelenmesi. Aklın araçsal, daha temel koyucu akıl gibi ayrımlarla incelenmesiyle örülü olağanüstü bir eser. Fakat haddimi aşma pahasına ki biraz hani büyük konuşmak zorundayız ki anlamlı tartışmalar yapabilelim. Kitapta rasyonel olanla rasyonalizasyon arasında bir karmaşa var. Şimdi hekimler için şu kavram tanıdıktır. Yani bir şeyi rasyonalize etmek. Değil mi? Yani unutkanlık başlamıştır. İşte ama çaktırmamaya çalışıyordur. İşte anahtarın nerede baba diye sorarsın. Evde bıraktım onu ben der. Yani bir şeyleri akla uydurmaya çalışır. O şeyler akli değildir. Bu bir savunma mekanizmasıdır insanda. Normalde kendi benliğini korumak için, yani patolojik seviyeye gelmediği ölçüde hepimizin de kullandığı bir savunma mekanizmasıdır. Ancak bunun kendisinin rasyonel olanla rasyonalizasyon olanı ayırt etmek, mesela tıp da bizim işimiz. Hasta rasyonalizasyon yapıyor. Söyledikleri büyük resme uymuyor diyebiliriz. Dolayısıyla Nazi savaş makinesinin kendini, izninizle İngilizcesini kullanıyorum ama birazdan çok güzel bir Türkçe kelimeyle devam edeceğim. Reasonable kıldı bize kendini ve lokma lokma bize kendisini aklın ürünü olarak sundu ve insanlar bunu yedi. Ya da kabul etti. Ya da hayırı hak gördü. Ne derseniz deyin. Ve bu durumda suçlu akıl diyen Horkheimer var. Yani aydınlanmayla akıl Kant'ta aynı yöne bakıyor doğal olarak. Aralarında bir sıkıntı yok.
Hatta aydınlanmak için aklını kullanmaya cesaret et diyor. Bunların vektörleri aynı yönde. Ama Horkheimer'da böyle hani şöyle uzaktan baktığınızda tüyleri diken diken eden bir şey var. Aydınlanmayla akıl birbirlerine karşı. Aydınlanma için akıl zapt edilmeli. Aklı zapt edecek o şeyin ne olduğunu da konuşsak iyice yani problem. Hani neyimiz var ki biz? Hani fonksiyonumuz ne? Biz bir şeyi zapt ederken de gene aklımızı kullanacağız. Yani çok sıkıntılı bir kavram. O yüzden hani insan mecbur kalmadan böyle lafı etmez diye düşünüyorum. Horkheimer'ın akıl tutulması çözümlemesi için. Akıl tutulmasının da ilacı gene akıl olmak zorunda kalacak ve buradan doğan bir olağanüstü bir literatür var. Çok kötümser bir literatür var. Dünyanın en kötümser ulusu kimdir bilir misiniz? Ben de hani merak ettim, Google'dan baktım. Fransızlar. Ve bu alanda hani Fransız düşünce üstadlarının böyle bir şeyi var. Ne diyelim? Hani bu babam için, bu annem için falan diye böyle bir hınçla aklı bazı yerde de çok büyük katkılar yaparak Foucault'da olduğu gibi eleştirisiyle oluşan bir literatür var. Ve bu postmodernizmle de yakından ilişkili. Yani aklın ürünü olan modern, basit, fonksiyonel yerine herkese aynı elbiseyi biçemezsin. Adam Nairobi'de çocuğuna su çiçeği aşısı yaptırmak istemiyor. Ve zalim, modernist, rasyonel doktor elinde şırıngası böyle hani iğnesini saplayacak yer arıyor. Kötü adam ve haklı kabile noktalarına kadar gelen bir şey var. Şunu göz ardı ediyor muyum? Yaşanılan bütün bu kötü hikayeleri. Yani zencilerin denek olarak kullanıldığı aşı deneyleri, 70'li yıllara kadar süren bildiğimiz Tuxgate çalışmaları, insanlara akıl almaz işkenceler, akıl almaz eziyetler, kâr menfaat için yapılan şeyler. Bunları göz ardı etmiyorum. Bunların problemin kökeninde akıl mı var? Benim ilgimi çeken şey bu nokta. Dolayısıyla kendi adıma problemi ortaya koyduğumu düşünüyorum ben. Aydınlanma, yani dogmalardan kurtulma için muhtaç olduğun kudret sende mevcuttur ve o akıldır diyen Kant'ın çağrısı ve yıllar sonra modernizmin yarattığı enkazın sorumlusu olarak suçlanan akıl. Şimdi... Bu aklın ürettiği rasyonelite, her türlü kötülüğü aklayan bir rasyonalizasyonla insanlığa bu felaketi kabul ettiren bir papaz gibi sunuluyor Horkheimer'da. Ve ilk yapmaya çalıştığım ayrım rasyonel olan, la rasyonalizasyon birbirinden ayırt edilebilecek şeylerdir. Karışabilir mi? Karışabilir. Ama ayırt edilebilecek de bir şeydir. Dolayısıyla aynı şey değildir. Şimdi rasyonel için bazen yabancı bir dilde düşünmek daha kolaydır. Daha insan iyi anlar. Burada tam tersini yapacağız. Rasyonelle düşünmek yerine bunun bir daha eski Türkçesi var. Akli olana biz ne deriz? Makul deriz. Rasyonelin karşılığı makul. Yani makul davranmak. Yani makul düşünmek. Ama makuliyet tek başına bir şey ifade etmiyor. Örneğin, tamam ben makul düşüneyim ama diyelim ki 17 yaşında bir çocuğum ve
çok zor koşullarda okumuşum. Benim için makul olan sadece kendimi düşünmek olabilir. Diyelim. Ya da bambaşka bir ortamdayımdır. Makul olan grubumu düşünmek olabilir. Kendimi hatta kayırmamak. Diğerkamlık mı diyorduk ona? Hani kendini ihmal olabilir. Bir ülkeniz işgal edildiğinde makul olan işgalciye direnmek olabilir. Ülkeniz başka bir ülkeyi işgal ederken makul olan kendi ülkenize karşı çıkmak olabilir. Makul dediğimiz şeyin bir yön göstericiye işareti var. Kendi başına çalışan bir şey değil ki. Yani benim şu anda makul olmayan davranışlarım, diyelim ki üstüm başımı çıkarmaya başlasam, bu burada makul karşılanmaz. Bu başka bir setup'ta, başka bir ortamda makuldür. Dolayısıyla makul olmak, rasyonel olmak bizim hep bildiğimiz, hep yaptığımız bir şey. Yani deriz ki ya makul ol kardeşim, paranı sadece bir enstrümana yatırma, altın al, bilmem ne al, şunu yap, bunu yap. Ya da makul ol, gidip de hani zar zor kendine yetirdiğin bir paran var, eski klasik bir araba alacaksın, tamirciden çıkamayacaksın, sen ne biçim adamsın. Makul ol, şöyle yapma, makul ol, böyle yapma derken ki makul bizim rasyonel. Dolayısıyla rasyonalizasyon, rasyonalite, rasyoneli böyle bir hani Fransız sofistike düşüncesiyle tahkim edilmiş bir canavar olarak algılamak yerine bir hani bize deli gömleği giydirmeye çalışan bir akıl ceketi olarak algılamak yerine biz karşıdan karşıya geçerken makul olmayı bıraktığımız anda arabanın altında kalırız yani. Trafik ışıkları varsa ve trafik varsa yeşili bekle, makul olan bu. Ama yani kimsenin gelip geçmediği bir çöl yolunda da ışık olsa bile kimse yoksa yani yürü geç kardeşim, makul olan bu. Biz bunu biliyoruz ne olduğunu. Rasyonel dediğinde belki kafamız acaba burada rasyonel olan ne falan gibi karışabilir. Ama ortada başka bir sorun yok. Ha, rasyonel kelimesi farklı, rasyonel kavramı farklı alanlarda farklı anlamlar da kazanıyor. Yani matematikte rasyonel sayılar başka bir şey. Ama şu an aklıma geldi, bakın çok daha önemli bir şey geldi. Oğuz Kaya Albin farmakoloji kitabını hatırlayanlar var mıdır? O kitapta ne yazar altında? Tıbbi farmakoloji rasyonel tedavi yönünden yazar. Yani rasyonelsiz olmuyor, reasonsız olmuyor. Makul olmak zorundayız, akli olmak zorundayız. Hani bunu ne yapıp edip bizden almak isteyene de vermemek zorundayız. Öteki her şey pazarlığa tabi. Ama bizden istenenin de bu olmaması gerekiyor. Çünkü bizden bunu aldıklarında ya gidip kurşun döktürmek zorunda kalırız ya da falcıya gitmek zorunda kalırız. Yani mafyanın bile lafı aklına alırım diyor. Yani bu bitirmek anlamına gelen bir ifade o dilde. Peki, bunun hiçbir istisnası yok mu? Hani bu kadar böyle bir şematik bir yaklaşımla aklı olan saldırı göğüslenebilir mi? %99.9'u göğüslenir kanısındayım. Ama bir de aklım bütün bu getirilerini bilip hani başka türlü bir şey benim istediğim diyen bir mesela Nietzsche var. Kötümserlerden de değil üstelik. Diyor ki tamam diyor, yani orada yaptığınız, yani akıl hep en güzel şeyleri de yapsın. Bırakın yani İkinci Dünya Savaşı'nı yapmayı, bütün insanları sağlıktan, neşeden, eğitimden, rahatlıktan, hani dünyayı cennete çevirse bile ona arkasını dönecek kişiler var. Çünkü oradan bir sevimsizlik alan, oradan bir hayatı kavramlara bölmek, hayatı tanımlarla doldurmak, hayatı
bir sürekli yapboz tahtası gibi hor kullanmak olarak gören ama bizim bu postmodern tartışmalarda çok da yeri olmayan. Yani onun da derdi belki akıl ama ya resim yapın, müzik dinleyin falan hani. Bunun en iyisi de kötüsü de bir. Orada sürekli anlamak için sürekli accountlar, sürekli görüşler, onu al tazele, yenile, o kainattaki yekparelik, bütünlük, bunu kaçırıyoruz, hani ıskalıyoruz, böyle olmaz. Hani ne bileyim, hani bir köpek yavrusunu sevmenin rasyonalitesi yoktur diyebilir birisi bize. Bir büyük resmin, bir büyük müziğin o anladığımız anlamda rasyonel aklınla anlayamazsın. Hatta belki iyi bir şiiri kavramak için o rasyonel tarafını, o makul tarafını bir kenara bırakıp kendini çağrışımlara, renklere, seslere bırakman gerekir diyebilir. Ben o %99.9'u kapsayan genel akıl savunumun yanında hani bir akşamüstü arkadaşlarla iki kadehi içerken yapılan sohbetin bundan muaf olduğunu da vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Ama buna hayatımızda ayırabileceğimiz, özellikle yaşadığımız ülkede pay, o binde birlik pay. Çünkü aklı olan saldırının, rasyonele olan hücumun açtığı gedikten oraya dolan bir sürü arkaik ve Kant'ın önünü kesmeye çalıştığı büyücü, falcı, sülükçü, hacamatçı bir premodern, feodal, örümcek kafalı, aklını emanet etmiş bir canavar ordusu girmeye çalışıyor. Yani o akıldaki gedikten Nietzsche kemanıyla girmiyor maalesef ülkemizde. Dolayısıyla yine bu zamanla aram nasıl bu arada? Eğer belirlediğim gibi yapacaksak 45 dakika diye daha yarım saatim var. Yarım saatim var. Evet. Bakın güzel zaman da güzel geçiyor. Buraya kadardan sonra biraz soru alayım. Daha şimdi bir ikinci bir bölüme girmeden önce. Yani böyle en sertinden en yumuşağına her türlü görüş benim için kıymetli. Öyle en azından bir gerçekçi bir yanıt almış oldum. Buyurun. Merhaba. Hocam kavramlar evrensel değil midir? Yani rasyonalizmi siz hekimler için veya başka bir sanat alanı için, din alanı için falan bölmeniz bizi yanıltmış olmaz mı? Kavram evrenseldir. Bir hareket veya durumdur. Biz oraya bakarız veya bizden öncekiler oraya bakmıştır. Demişlerdi ki bunun ismi gerçekliktir. Siz makul dediğiniz şeyin ben rasyonalizmin karşısının gerçeklik olduğunu düşünüyorum. Makulün de akla uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişten gelen bilgi bu şekilde. Şimdi sizin anlattıklarınızla benim sahip olduğum bilgiyi karşılaştırdığımız zaman çok büyük bir karmaşa var. Eğer bu karmaşa ikimizden birisi yanılıyor o zaman. Evet, i̇şte kim yanılıyorsa evet. O birbirimize zarar vermiş oluyoruz. Bu bilgiyi evet. Değiştirmemiz gerekiyor. Onun için hani havada kalmaması açısından aklın ve aydınlanmanın gerçekten kavramsal tanımını yapmak önemlidir. Mesela Kant aydınlanmak için akla cüret etmek derken orada cüret ayrı bir kavramdır. Akıl ayrı bir kavram, aydınlanma ayrı bir kavramdır. Yani bir aforizmayı aklın tanımı olarak kullanmak bizim kafamızı karıştırır diye düşünüyorum. Evet, rasyonel şey gerçeklik değildir. Siz yanılıyorsunuz maalesef bu konuda. Rasyonel olan akılcı olandır, akla uygun olandır. Ama akla uygun olan her zaman gerçeğe de uygun olmak zorunda değildir. Örneğin mesela akla çok uygun şeyler vardır. Bazen de akla hiç uygun olmayan şeyler gerçek olarak çıkar. Yani bütün bu kainatı sıkışıp sıkışıp bir Big Bang'te şöyle şu kadar yoğunluğa sıkışabileceği akla uygun mudur? Değildir ama bakarsınız bütün işaretler onu gösteriyordur. Rasyonel bizim kendi akılsal mekanizmalarımızla bilgiyi ileriye yürütürken kullandığımız bir kurgusal gerçekliğimiz. Yani ama elimizde de daha iyi bir
gerçeğe ulaşmak için de daha iyi bir modelimiz olmayabilir. Yani biz rasyonel düşünceler üretiyoruz. Bunların bazısı gerçek olarak teyit edilip bize diyelim bilimde deneylerle geliyor. Onun dışında kavramlar evrensel midir? Şimdi rasyonel kavramı mesela Wikipedia'ya da yazsanız rasyonel diye der ki matematikte bunun farklı bir kullanımı vardır. Disambiguation der. Orada rasyonel demek kesir olarak ifade edilen sayıya rasyonel diyorlar. Kesir olarak ifade edilmiyorsa irrasyonel oluyor. Yani bizim buradaki rasyonelden farklı. İktisatta rasyonel daha farklı. Yani ama gene makul. Metin'in eleştirilerini arkamdan hissettiğime rağmen böyle diyorum. Yani ucuza alırım, pahalıya satarım. Herkes de böyle yapar. Yani iktisadi ajan rasyoneldir. Başka türlü de çünkü model kuramazsınız. Ama adam şöyle diyorsa, ben Hristiyanım, Hristiyandan 10 kuruşa fazla olsun alırım, gidip Müslümandan almam kardeşim. Ben arz talep de yani ucuza alırım, pahalıya satarım değil, ben dindaşıma kredi açarım, öbürüne daha farklısı. Çürük malı öbürüne veririm, iyi malı buna veririm. Bunlar olabilir. Yani hayatta bunlar olabilir. Ama rasyonelite sosyal bilimlerde, felsefe, iktisat, psikoloji, tıp bizim söylediğimizde makul olandır. Ha, bunu ben mi söylüyorum? Bunu ben söylemiyorum. Ben söylesem daha cılız bir sesle söylerdim. Bu orta çağdaki tartışmalarda yani antik Yunan geleneği Avrupa'ya daha ulaşmadan İbn Rüşd'lerin, İbn Sina'ların tartışmalarında doğrudan kullandıkları kelime makul. Biz bunu makulü yani bir halk gündelik terim ama çok kıymetli bir terim. Konuyu anlamamız açısından çok kıymetli bir terim. Bilmem yanıt oldu. Son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi felsefeye dair çok fazla kitap kitapçılarda bulabiliyoruz. Fakat bir orada çelişki olduğunu düşünüyorum. O da şu ki çevirmenlerin özellikle felsefe alandan mezun olmayışı çok fazla var buradan. Bir de aynı zamanda felsefenin ne olduğunu anlamadan bir felsefe kitabını çevirdikleri için orada çok fazla gereksiz terim, karmaşayı oluşturan bir gereksiz terim olduğunu düşünüyorum. Hani bunu eklemek istiyorum. Hani sizin okuduğunuz ve benim okuduğum tüm felsefe kitapları bir çevirmenden geçmiş durumda. O felsefeyi biliyor muydu çevirmen ya da bilgisi ne kadar, deneyimi ne kadar? O yüzden bu ayrıntıyı atlamayalım lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Doktor Serap Kocaman İlker, teşekkür ederim. Şimdi hocam, aklı zapt etmek, aklı kullanmaya cüret etmek diye iki farklı felsefi yaklaşımdan söz ediyorsak, o zaman biz biraz aklı anatomik, fizyolojik olarak bölelim diyorum ben. Hı hı. Yani mesela aklım işte üst beyin, orta beyin, alt beyin diye düşünürsek, belki zapt etmemiz gereken akıl amigdaladır. Hani kaç ya da savaş. Evet. Belki de aklı kullanmaya cüret etmek dediğimiz akıl üst beyindir, frontal lobdur. Bence bu aklı biraz tıbbi olarak kullansak daha anlaşacağız gibi geldi. İkinci bölümde tam bunu yapacağız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, ben teşekkür ederim. Buyurun. Bence mesele çok hale getirildi. Aslında basit bir şey. İnsanlar yaptıkları davranışlardan yahut da düşüncelerinden sorumlu olmak istemiyorlar. Çünkü sorumluluğun bir bedeli var. Buna cesaret edemiyorlar. Yani birey olmak, özgür olmak zor bir şey yani. Çünkü ben bunun sonuçlarını göğüslemek zorundayım. Buna nasıl katlanabilirim yani? Bu çok zor bir şey yani. Onun için insanlar biat ediyorlar. İtaat ediyorlar. Kolayca bu işi çözmüş oluyorlar. Ben böyle düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Yani sorun akılda değil. Teşekkür ederim. Size de söz verelim, sonra ben devam edeyim. Şimdi ben bu kavramlar üzerinden şöyle bir şey söyleyeyim. Aydınlanma aklın eleştirisi olarak, aklı kullanmaya yönelik bir kavram olarak burada çıkıyor. Bu bir.
Yani düşündüğüme göre şimdi bu saksının içerisinde gezdirdiğim şeyleri konuşuyorum. Ya da o rasyonalize etme ya da makule yatma aslında bu özgürlükten uzaklaşıp genelin düşüncesine yönelik bulunmayı da çağrıştırıyor. Ve dolayısıyla bu rasyonalize etme ya da makule yönelme bana çok da öyle sağlam bir kavram da gelmiyor. Sakatlık tarafları çok fazla olan bir kavram gibi geliyor. Teşekkür ederim. Yok. Ben devam edeceğim. Çünkü yani seni overcharge ettiğimi farkındayım. Sana söz vermem riskli olur. Tabii buyurun. Evet. Rasyonalizasyon için böyle bir kelime var mı yoksa? Aradım bulamadım. Makulleştirme gibi bir şey söylenebilir. Evet söyleyin başlayayım çünkü Yaklaşık toplantının başından beri akla korkunç övgüler düzdünüz ama bu akıllar birleşip bir ortak akıl olduğu vakit biraz önce arkadaşa verdiğiniz yanıtta da kendinizi yalanladınız. Nasıl acaba? Şöyle yalanladınız. İşte şu da yanlış olabilir dediniz. Bir şey yapıyorsunuz, siz bunun doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama gerçek olmayabilir de dediniz. Çok doğru. O zaman demek ki akıl bu kadar da güvenilecek, bu kadar da peşine takılacak bir şey olmayabilir. Kesinlikle, çok doğru. Yani tıbbi olarak da örneğin vaktiyle biz öğrenciliğimiz sırasında bize işte tereyağı vermeyin denirdi, şimdi verin deniliyor. Çocuklara yumurta vermeyin deniliyordu, veriliyor. O kadar çok şey değişmekte ki bizim aklımıza çok güvenerek yürüttüğümüz bilimsel çalışmalarda bile. Kaldı ki bir sürü şey de toplumsal yaşamı etkiliyor. O zaman bence akıl bu kadar güvenilecek bir şey değil. Teşekkür Peki, ederim. Çok teşekkür ederim. Söylediğinize tamamen katılıyorum. Ve onunla ilgili haklı olarak söylemem gereken bir şey var. Akıl yanılan bir şey. Ama ondan daha iyi bir enstrümanımız yok. Sıkıntı burada. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey bizim şu insanoğlu olarak. Biz beş duyumuzla, yedi duyumuzla kaç tane ise kainata açılan bir pencereden az sayıda bilgiyle çıkarım yaparak daha çok bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bir kere düştüğümüz kuyu derin bir kuyu. Ortalama ömür 22 yıldan, Paleolitik'te 22 yıldan 70, 80, 90, 60 neyse bu zamana gelmiş durumda. Maşallah 10 binlere kadar ya da binli sayılara düşmüştü. Bottleneck hipotezis diye bir hipotez var. Homo sapiens'in homojenliğinin arkasında türün yok olma tehlikesiyle karşılaştığı ve bir dar şişe ağzından geçecek kadar sayının binlerle ifade edilecek kadar azaldığı bir dar boğazdan bahsedilir. Şu an sayımız çok ama yok olma riski tabii ki gene de var. Ancak şu an şurada bulunanların tümü insanın aklıyla yarattığı teknoloji, birikim, kültür, bütün bunların ürünü olarak burada. Şu soruyu sorabilmeniz aklın yüzü suyu hürmetine. Yoksa siz yani ya bir yerinize sivilce çıkmıştı, iltihap olmuştu, sepsisten gitmiştiniz ya ağaçtan düşmüştünüz. Ayağı kırık olanları da vuruyorlardı muhtemelen o zaman. Yani bizim o muhteşem başarımız her şeye rağmen yanılsa bile kendi yanılgısını üzerine düşünebilen akıl sayesinde. Bununla ilgili hani insandan aklı aldığınızda geriye kalan şeyi ya da teknolojiyi engellediğinizde, bilimsel araştırmaları engellediğinizde, bilimi şeytanlaştırdığınızda neyle karşılaşacağımızı daha böyle futuristik akıl yürütmeler yapılabilir. Ama problem orada değil. Ama şunu çok büyük bir içtenlikle söylüyorum. Akıl yanılır. Çok kötü de yanılır ama onun yanılgısını gene akıl buluyor. Yani bir başka account'la çözülmeye, anlaşılmaya çalışılıyor. Bir şeyin rasyonalizasyon mu yoksa gerçekliği yakalamaya çalışan bir account mı olduğunu da akıl yakalıyor. Yani bizim
başka bir şeyimiz yok. Kuşun kanatlarından vazgeçmesi kadar trajik. Ha aklı daha iyi kullanalıma dönük bir çaba var. Filozoflarda da var. Yani aklı iyi kullanalımla ilgili bir dünya kadar literatür var. Ve onu da teknik olarak daha iyi nasıl kullanırıza ilişkinde çok faydalı güzel şeyler de var. Şu an yöneleceğim nokta bu. Pardon söz veremeyeceğim şu anda. Yalnız önce bir başka küçük bir hikaye anlatayım size. Şu nörosansçı vardı İtalyan. Damasio muydu? Damasio. Damasio. Öyle mi? Evet. Damasio'nun arada sizlerden yardım alabilirim bu konuda. Hastaları var. Bunlar muhakeme yetilerini kaybetmemiş hastalar. Yani bir konuyu analiz edebilecek, değerlendirebilecek yetileriyle ilgili sorun yok. Ama karar veremiyorlar. Yani şöyle örnekler veriyor kendisi. Hastasına diyor ki ya öğlen yemeğini dışarıda yiyelim mi diyor. Olur yiyelim diyor. Nereye gidelim diyor. Ya diyor şurada diyor atıyorum rejans var diyor. Ama diyor çok sıra vardır orada diyor. Ama yemekler güzel diyor. Peki başka ne var? İleride de işte Koçoğlu vardır diyor. Orada beklemeyiz diyor. Tam oraya gidelim diyor. Ama oranın da yemekleri iyi değil ki diyor. O yüzden zaten diyor orada sıra yok diyor. Peki diyor o zaman diyelim rejansa gidelim. Rejans yok belki artık ama. Ya diyor orada diyor gideriz diyor. Her şey çok güzeldir ama diyor. Bilmem ki diyor insan beklerken diyor acaba diyor başımız mı ağrır diyor. Tamam gitmeyelim öbürüne gidelim diyor. Şimdi orada da diyor acaba yağ nasıl yağdır ne kullanıyorlar bilmiyorum ki diyor. Ama analizleri tutarlı, sofistike, derinlikli, söyledikleri doğru ama karar veremiyor. Çünkü diyor Damasio kararı aklımızın, beynimizin, nasıl bir tabir kullanmak isterseniz kullanın, özel bir alanı, duygusal korteks mi diyelim, bir duyguların generate edildiği, yaratıldığı yer yapıyor. O duyguların üretiminin, duyguların yaratıldığı alana ait hasarı olanlarda analiz süper ama karar, irade, istek problemli. Yani ve Damasio'da kararı akıl vermiyor ya da bu analitik akıl anlamında vermiyor. O duygusal, itkisel yer veriyor diyor. Ve dünyanın başına felaketleri getirenler de bu itkiciler yani. Ya bunlar istiyorlar çünkü. Bunlar pervasızlar. Bunlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibiler her konuda. Bunlar başka bir şeyler. Bunlar tehlikeliler. Ama bunların problemi akıldan başka bir şey. Bu irade. Şimdi irade ile aklı birbirinden ayırmaya çalışıyorum ama son derece tehlikeli alanlar. Mesela Descartes'ta hazır ayrılmışı var. Aklın iki tane diyor, kompartmanı vardır. Biri muhakeme, biri irade. İrademiz sınırsızdır diyor, Tanrı'nınki kadar sınırsızdır diyor. Her şeyi isteyebilirim. Yani bütün dünyayı ya pamuk ekmek isteyebilirim ben. Tanrı'dan hiçbir eksiğimiz yoktur diyor Descartes. İstemek konusunda. Ama aklımız hani iki sayıyı çarpabilir. Üçgeni dörtgenden ayırt edebilir. Yedigeni sekizgenden de ayırt edebilir. Ama 112 geni 113 genden ayırt edemez diyor. Aa bunun aynısı der diyor. Aklımız sınırlı diyor. İsteğimiz sınırsız. Ve isteklerimizin peşinden aklımızı seferber etmek yerine isteklerimiz aklımıza uğramadan geçemesin. Makul olanı isteyelim. Yani
İstek kendi başına bırakılamayacak kadar tehlikeli bir meleke diyor Descartes. Ve dünyadaki kötülüğün sebebi diyor. Bu hani doymak, yani doydukça acıkan bir hayvan gibi. Bu tabir benim. Yani Descartes öyle bir şey söylemiyor. Ama hani ne istiyorsun kardeşim? Hani onu da verelim de bir sus otur. Önce bütün dünyayı ele geçirmek istiyor. Daha sonra hayır yapmak için onları dağıtmak istiyor falan. Hani böyle bir ayarsız bir şey. Aldıkça mutlu oluyor, verdikçe mutlu oluyor. Bir ben problemi burada merkeze oturabiliyor. 45 dakikan bitiyor mu? Evet. Bitti mi? 5 dakika. 5 dakika. Şimdi istekle muhakemeyi birbirinden ayırdık. Hani bu işi çözdü mü? En azından bir kolaylıyor. Biz aklı cendereye alsak, çarmıha da gersek isteği gelmiş olmayacağız. Gene isteyenler ortada olacak. Yani atom bombasını yapanla atan aynı kişi değil. Nobel dinamitin kullanımından mutlu olmadı. Aynı kişi de ama olabilir. Fakat ortada şöyle bir sorun var. Çok büyük bir sorun var. Biz büyük ideallerle, çok yüksek heveslerle büyütülüyoruz. Ne bileyim, çocuklara sorsanız ne olmak istersiniz deseniz, kimi yangın söndürmek ister, itfaiyeci olmak ister, kimi doktor, kimi polis, işte hırsızları yakalayacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım falan filan. Yalan söylemediğiniz çocuklara onların bu güzel, yüksek duygularını alkışlarız. Ama daha sonra hayata hazırlanmaya başladıklarında, oğlum, kızım, kendini koru, öyle yapma, arkadaşlarına kullandırma kendini. Öyle olursa işte bir şunu da yap, bunu da yap diye çocuğun o idealizmini, çünkü hayatın ne halt olduğunu biz biliyoruz, kırmaya çalışırız. Ve o yıllar içerisinde de o ideal heveslerle, yüksek duygularla, adalet, eşitlik arayışıyla da daha radikal düşüncelere açık olurlar, değil mi? Aslında o aklın onlara verdiği ideallere sahipler. Ama bir şekilde onların o daha substantial, daha temel koyucu akıllarını daha enstrümantal, daha araçsal hale getirecek bir hayat var ortada. Hani bir doktoru mezun olduğunuzdaki idealizminizle aradan 20 yıl geçtikten sonraki beklentinizi düşünün. Hani gerçekler inatçıdır. Ve sizi bir şekilde ideallerinizden, o substantial yüksek duygularınızdan uzaklaştırıp araçsal hale getirirler. Bu akılla ilgili bir problem değil. Bu dünya ile ilgili bir problem. Dolayısıyla kapatmadan önce, bitirmeden önce konuşmamı akılla istek arasında anlamlı bir ayrım yapmak, bu ayrımı önemseyip derinleştirmek, tabii ki o da bir zihnin ürünü. Ama analitik akıl dediğimiz o değil. Matematik, hesap, kitap, plan, bizim hani bir şeyleri icat ederken, bir şeyleri bulurken kullandığımız taraf o değil. Yani 40 IQ'lu birisi de yüksek bir istek sahibi olabiliyor. Yakacağım bu şehri diyor yani, geliyor. Dolayısıyla eleştirinin doğru hedefe yöneltilmesi ve aklın daha çok tedavide kullanılması yanlısıyım ben. Şimdi sevgili Metin'in vaktinden çalmak istemiyorum. Sorularınız olabileceğini tahmin ediyorum. Eğer bunlarla ilgili bir fırsatımız, vaktimiz kalırsa seve seve bu konuyu tartışmak isterim. Çok teşekkür ediyorum sabrınız. Tek ayak üstünde durayım mı biraz? Evet. Bilmiyorum, Temel. Hemen mi devam edeceğiz, ara mı vereceğiz? Sen müziği koysana. Temel, hemen mi devam edeceğiz, ara mı vereceğiz? Ne yapacağız?
Hemen mi devam edelim? Belki devam edelim. Sonra ara verelim. Tekrar tamam. Yani hem Levent hem sen hem de konuşmaları almak için yeniden söz alırsanız güzel olur. And now a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks. Bütün havamı alın bir tane. Ne kadar akıl ürün teknik araçlar benim saçımla uyum sağlayamadı. Levent nerede? Ha burada. Şimdi sevgili Levent biraz evvel bana söz vermedi. Huzurunuzda alındığımı söyleyeyim. Niye vermediğini de anlamadım. Evet. Ha? Ama nasıl olsa şimdi konuşacağım? Bir de ben pek korkulacak bir cüssem yok yani. Merhaba herkese. Metin Sarfati, Siyasal Bilgiler, Marmara Siyasal Bilgiler'de ekonomi politikle uğraşmaya çalışıyorum. Şimdi bir şey belirteyim. Bizim Levent'le ortak projelerimiz var. Şimdi muhalefet edeceksem de bilmeniz gerekiyor ki asıl olan ortak projemizdir. Ortak projemizde mesela şu anda yürüttüğümüz ortak proje akıl üzerine, aklın serüveni üzerine bir projedir. Baştan bunu söyleyelim değil mi? Tabii. Her ne kadar söz alamadıysak da. Peki, tanıyor musunuz bilmiyorum. Geliyor mu sesim? Ses geliyor mu arkaya? Geliyor. Tamam. Müzik tanıyor musunuz bilmiyorum. John Cage. Marcel Duchamp'la birlikte nihilizmin büyük ressamı Marcel Duchamp'la birlikte müziğin nihilizmini yapıyor. Duyuyorsunuz müziği. Evet, birazdan alkışlayabiliriz müziği. Hayaleti anlatıyor. Belki bugünü. Evet, çok süreceği için zamanımda da gidecek. Çok önemli şeyler söyleyeceğimden değil ama. Söyleyecek bir şey de bulabileceğimden değil ama. Takip ediyoruz değil mi John Cage'i? Marcel Duchamp'ı biliyoruz. Çok fazla vakit olmayacak oraya kadar gelmeye ama. Bence mükemmel bir müzik. John Cage'in yaptığı. Evet. İlk arada bırakacağım müziği. Yalnız bir şey duyurmak istiyorum oraya gelene kadar. Ama arada bir şey söyleyeyim. Vakit. Sevgili Levent tabii Fransız pesimizminden bahsederken beni kastediyordu. Frankofon. Ama aydınlanmanın büyük üstadları Fransız. Voltaire Fransız. Rousseau Fransız, Denis Diderot Fransız, bütün ansiklopedistler Fransız ve rasyonalizmin büyük bir ilimi ekonomi politik kurucusu da Fransız. Ve kim eleştiriyor biliyor musunuz Fransızları? Almanlar. Herder diyor ki, bitti. Evet. Tamam. Artık geçelim istersen. Evde dinlemenizi tavsiye ederim. Elmiyane. Nietzsche ile beraber. Marcel Duchamp'ın resmiyle beraber.
Fena olmaz. Tamam. Ben geçtim. Otur ama hayatı dur. Benim sevgili öğrencim, yani yanımda benim arkadaşım. Benim beceremediğimi yapmaya çalışıyorum. Evet. Alman Herder diyor ki, Monsieur Voltaire diyor, bilimden bahsediyor diyor. Evrensel bir akıldan bahsediyor. O akla sahip bir insandan bahsediyor diyor. Ben çıkıyorum bizim köyde diyor, Baviera'da oturuyor. Dolaşıyorum diyor. Hiç bahsettiği türden birini görmedim. Fichte sözü alıyor. O da Alman. Allah diyor, bu Fransızlar namussuz adamlar. Kendi dünyaya emperyal bakışlarını benimsetmek için kullanmadıkları şey yok diyor. Peki. Daha sonra Claude Lévi-Strauss gelecek. Yerle bir edecek. Aklı ve bireyi. Birey olamaz ki diyecek. Ben biraz sonra bireyin savunusunu da yapacağım üstelik. Yok ki diyecek. Yok ki birey diyecek. Toplum olmadan birey olur mu diyecek. Ben baktım diyecek. İnceledim bütün arkaik toplumları. Yok diyecek. Aklı olan birey. Dolayısıyla şu Fransız. Evet. Peki, şimdi ben bir başka bir şey yapmaya çalışacağım. Benim niyetim o değil de, becerirsem çünkü vakit de kısa, bir de ben dağınık insanım. 2.45 dakika. 2 tane kısmı, evet. 1.5 saat. Evet. Ölür burada ondan sonra. Evet, ben bir yolculuğa çıkacağım, çıkmak isteyeceğim. Yolculuğa çıkacağımız yer, Levent'le beraber çıktığımız yer her zaman. Amsterdam'da yolculuğa çıkacağım. Cagevari bir yolculuğa çıkacağım. İmgesel bir yolculuğa çıkacağım. Yani Venedik'ten de çıkabilirdik tabii ki. Mahsur yoktu. Belki Floransa'dan çıkabilirdik. Yine bir mahsur yoktu. Antwerp'ten çıkabilirdik. Yine bir mahsur yoktu. Ama ben biraz daha iyi bildiğim için Amsterdam'dan yola çıkacağım. Hülyalı bir adamı ufka hülyalar içinde bakan, pırıltılar içinde bakan bir adamla yola çıkmayı deneyeceğim. Yola çıkacağız. Amsterdam'ın kanallarından, soğuk kanallarından. Benim çok sevdiğim Levent'in de bildiği Albatroslarıyla birlikte yola çıkacağım. Belki onun kanatlarında yola çıkacağım. Oradan havalanacağım. Birazcık orada Descartes'la, birazcık Spinoza ile yola çıkacağım. Sonra o çok hülyalı kişinin o ufka doğru albatroslarla birlikte kanatlanan kişinin, ki onun ismini tarih birey diyecek. Albatros'un kanatlarından hüzünlü dönüşünü göstermeye çalışacağım. Hüzün içinde. Hülyaların hayal kırıklıklarına döndüğü, Heidegger'in deyişiyle esansın özün mütasyona uğradığı, sahi olanın kaybolduğu, bugün de biraz evvel dinlediğimiz Keyci müziğinde, sahi olanın iktisattaki egzaktitütle yani hesaplanabilirlikle
rasyonellikle, reasonable'lıkla değil, rasyonellikle yer değiştirdiği bugün de, anlamın yok olduğu bugün de, anlamın niye yok olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu büyük hülyalının, özgürlüğün büyük sevdalısının, Albatros'la beraber kanatlandığı Amsterdam'dan, belki Moskova'da, belki Budapeşte'de, belki Prag'da, belki Kafka'yla beraber. Belki New York'ta, belki Nagasaki'de, belki Auschwitz'te. Muhtemelen Auschwitz'te. Kuşkusuz Auschwitz'te. Kuşkusuz 10 gün arayla Hiroşima'da ve Nagasaki'de patlatılan da o büyük sevdalının nasıl John Cage'in müziği gibi yok olduğunu, Marcel Duchamp'ın müziği resmindeki gibi yok olduğunu, hazin bir serüven olarak aşkının olmadığını, André Gide'nin romanındaki gibi. Aslında olmadı. Aşkın kendi tahayyülünde var olur. Müzikteki gibi. Göstermeye çalışacağım ne kadar vakit kalırsa. Bu kanatlananın ismi birey. Daha önce hiç yok. Eski Yunan dahil yok. Birey. Birey iki şeyle, üç şeyle olacak. Üç şeyle Albatros'un kanatlarında havalanmaya çalışacak. Arkasına Descartes'le Spinoza'yı alarak. Ama mutlaka Spinoza'yı alarak. Bir, isteğiyle. İstek ilk olarak bilincine düştüğü için bireyi istek ismini aldı. Volonte haline gelmeyi beklemek için istek ismini aldı. İlk. Özgürlüğüyle ve aklıyla. Üçü diyalektik olarak bir sarmal şeklinde birbirini besleyecek. Bunlarla yola çıkacak. Yine bir Fransız. Aklın övgüsünde büyük bir aklın övgüsünde bir Fransız. Ama soru işaretli. Biraz evvel kurduğumuz üç kavramı sorgulamaya başlayacak bile. Schopenhauer'den önce. Schopenhauer'e yolu açarak. Ve bugün bize, önce Nietzsche'ye sonra da bize yolu açarak. Nedir? Elbet Yusuf'un cevabı somut, gizem. Özgürlük gizemse, biraz sonra görmeye başlayacağız. Rasyonalitenin bizzat kendisi bir gizem haline alır. Ama Amsterdam'da Spinoza'nın, tabii ki büyük Descartes'le birlikte, devralacağı dünya yer ötesinden gelen veritenin yer bunu şey mi yapıyoruz, böyle mi yapıyoruz? Yer ötesinden gelen sahinin gerçek iyi bir kelime olmadığı için yani bir de Fransızcasını yazacağım ama önemli çünkü. Bu buna denk düşmüyor çok.
Karizmamda değişiklik var mı? O varmış ya. Evet arkadaşlar. Gerçeğin son temsilcilerinden Büyük Leibniz'in. Tarifinden alacağım o gerçeği. Ebedi gerçek var. Oradan bahsediyor. Zihinlerin kutsal kentinin monarkından, en mükemmel monarktan, ebedi gerçeğin bölgesinden gelen bir gerçek var. Dön. Kanatlanan birey bunu aşmaya çalışır. Marcel Gauchel'in deyişiyle büyük hayal kırıklıkları önce büyük hayalle başlayacak. Her zaman olduğu gibi. Ebedi gerçeğin yerine Amsterdam'da önce yeni bir gerçeklik tesis edilmeye çalışılacak. Henüz Spinoza'nın da Descartes'in de bir ayağı Leibniz'de. O Leibniz ki gerçek efendiden bahsediyor. Dolayısıyla gerçek gerçekten bahsediyor. Öyle sahte müzikten değil, pardon, öyle imajiner müzikten değil, hayal müziğinden değil, olmayan resimden değil Duchamp gibi veya Magritte gibi. Gerçek gerçekten bahsediyor. Gerçek gerçeği öteleyip yeni bir gerçek gerçeği bulmak için belki aslında Albatros'un kollarında, kanatlarında yükselen olaki Spinoza'dır. Evet, Heidegger söylüyor, Descartes'le birlikte yer ötesi güçlerle ilişki kesiliyor. Sevgili Levent'in çok korktuğu o dönem bitiyor, yer ötesi güçler gidiyor. Onun yerine Spinoza'nın zaten çok kuşkuyla baktığı yeni bir döneme yelken açıyor. Nerede? Tekrar Amsterdam'ın göklerinde. Bunu niye belirtiyorum? Şunun için. Benim şu andan itibaren başlayacak eleştirilerim mekan olarak maalesef içinde yaşadığımız topluma uymuyor. Dolayısıyla başka bir toplulukta olsa bu konuşmayı yapmam. Çünkü yaptığım zaman yanıma gelip başka şeyler söylüyor. Gördün mü diyorlar hoca, gerçek nerede bak, sen de söylüyorsun. Onun için burada yapıyorum. Ama tanrısal olan, tekrar Gauchel'in belirttiği gibi artık bir köşeye itiliyor. Laikleşme kelimesini kullanmıyorum, bilerek kullanmıyorum. Kutsal olanla ilişki kesiliyor, bizim toplumun hiçbir ilgisi yok bu sürece. Hiçbir ilişkisi yok. Altını çizmek istiyorum. Çok daha sonraları Sartre bunu insanın artık kendi efendisi olduğunu altını çizecek. Yani Spinoza'nın Amsterdam'ın göklerine uçuşu batıda tescil edilmiştir. Ve işte Sartre demiştir. Ve yine tespit etmek istiyorum, süreci başlatan Büyük Montaigne'dir. Büyük Montaigne şöyle diyecek, insanın tek bir sorunu vardır, bu dünya üzerinde nasıl yaşanacak? Peki, Albatros'un kuş kollarında uçulan yer, Amsterdam'ın göklerinden kalkılan yerin amacı özgürlüğe varmak. Kimin özgürlüğe varması? Henüz bireyin özgürlüğe varması. Pusula bir tane akıl.
Spinoza'nın şerhleriyle birlikte. Şu anda oraya girmek istemiyorum. Öyleyse modern zamanlar açılıyor. Birey tekrar daha önce yok. İstek daha önce yok. Akıl isteyebiliyorum, itiraz edenler olacak ama yok. Daha öncekinin ismi başka bir şey. Güdü olabilir belki. İsteyemezsiniz çünkü ebedi gerçek başka bir taraf. İstek ona ait. İstek bu tarafa ait değil. Nasıl ki bugün burada istek yoksa. Ebedi gerçek neredeyse istek ona ait. Ancak gerçeği orada değil, burada olduğunu bir kere söylersek isteyebiliriz. Öyleyse bir sürece başladık. Bir yanda özne var, isteği var, özgürlüğü var. Arada bir birey yerine özne diyorum, farkındayım. Şu anda çok etimolojik ve ontolojik bir ayrım yapmıyorum. Birey süreç içinde isteğini ve özgürlüğünü yapacak, isteği ve özgürlüğü dönüp onu yapacak. Birey isteği ve özgürlüğü arasında üçlü bir sarmal oluşacak. Ve akıl bu süreç sonunda hem yapılan, hem edilen, hem eden olacak. Ancak bu üçlüyle ki burada özgürlük, bu anlamda etken ve edilgen olur. Bu anlamda var eden ve var olan olur. Süreç buraya kadar gidecek. Schopenhauer sorsa bile daha sonraları yine bir Alman. Acaba bu modernlerin özgürlük dediği şey bir illüzyondan ibaret olmasın? Özgürlüğün temelinde libre arbitre, özgür irade varsa libre arbitre diyecek Schopenhauer. Çok kuşkulu bir şey. İsteğin isteğinin nereden geldiğini, bunun volonteye, iradeye nasıl dönüştüğünü bilmeden, çözümleyemeden bunun nasıl olabileceğini bilmiyor. Şerih koyacak. Şimdi ben asıl kendi biraz daha iyi bildiğim bir yere geçmeye çalışacağım. Ama bunlar çok önemli. Yani birey, istek, aklı, sahi olan, gerçek olan, sahili doğruya, doğru hesaba, rasyoya götüren. Şuranın ismi nedir biliyor musunuz? Herhalde en çok, yani diğerlerini tanımıyorum ama en çok Burak. Buranın ismi piyasa. Buranın ismi iktisat. İktisat modernitenin tarihinin tekelini alır. O Albatros'ların üstünde kanatlanan Spinoza, Aristo'dan aldığı bütün uyarıları da cebine koyarak uyarmasına rağmen modernite tam da o tarihlerde Moncrestin isimli çok da ismi bilinmeyen ve yine bir Fransız. Modernitenin eleştirisinde değil. Bunlara sahiplenerek ilk olarak ekonomi politik ismini vereceği bir kitap yazıyor. İlk. Tam bu tarihlerde Albatros'un üstünde birey yepyeni bir dünyanın hayallerine koşarken
henüz hüzünlenmeden, henüz de John Cage müziğini yazmadan, henüz de Marcel Duchamp yokun resmini çizmeden, henüz var olanın keşfine doğru Albatros'un üstünde büyük bir umutla koşarken insan, biz hepimiz, bazı toplumlar bunun biraz dışında kalmış olsalar bile. Ama gelin görün ki tarihsel tesadüfün olmadığını düşünenlerdenim, dolayısıyla bir tesadüf olmadan tam bu dönemde çok da Amsterdam'a uzak olmayan Fransa'nın bir şehrinde Mont Christian ekonomi politik ismini vereceği, daha önce trafik ismini vermişti, mübadele. Sonra değiştiriyor ismini, ekonomi politik. Halbuki Aristo demişti 2000 yıl önceden beri, aman ekonominin yanına bir de politiği koymayın. Aman koymayın. Aman koymayın, ciddi bir bela alırız başımıza. Ama tarih Spinoza'nın deyişiyle birbirine eklemlenerek gidecekti. Albatros'un kanatlarında, aklın yol göstericiliğinde uçan bireyin henüz tarihin içindeyken hepimizin olduğu gibi bunu görebilecek gözü yoktu. Uçacaktı. Ve Mont Christian de bunu yazacaktı. Ve işin hüzünlü olan tarafı, daha sonra Marx'ın söyleyeceği, daha önce Smith'in söyleyeceği, büyük bir problem çıkacak henüz çözemediğimiz. Değer problem. Değer, Schopenhauer'in illüzyonu hatırlatacak mahiyette bir yol alacak bugüne kadar. Ama özellikle Smith'le Marx arasında. Ama bugüne kadar. Değer probleminin illüzyonudur ki John Cage'i yok olanın müziğini bestelemeye yetecek. Olmayanın. Olmayanın müziğini besteleyecek. Ve burada izleyemedik. Herkes kalkıp alkışlayacak hepimiz. Yeni sahiyi bulduk diye. Yeni gerçeği bulduk diye. Esansiyel olanı, esans, öz olanı bulduk diye. Daha sonra göreceğiz Heidegger ne diyor esans için. Schopenhauer boşuna demiyor. Bir iş var burada, bir illüzyon var, bir yok var. Burada büyük bir sıkıntı var diyor. Ama bugünkü anlamda kullanmıyor sıkıntıyı. Gerçek bir stres. Pascal da boşuna demiyor. İnsanın başına ne geldiyse diyor, yerinde duramamasından gelmiştir. Öyle böyle bir laf değil Pascal'in dediği. Yutulur lokma, lokma değil. Albatros'un kanatlarında uçmaya ben seni de bilirim. Heidegger çok yakında, belki Hitler'in yanından ayrıldığı bir köşede falan yazar, yazacak bunu. Diyecek ki, tarih, diyecek, varlığın özünün mutasyonundan ibarettir. Albatros'un üstündeki gerçeklik, realite, realitenin rasyonaliteyle ilgisi var. Albatros'un kanatlarındaki gerçeklik, Mont Christian'in ekonomi politiğiyle ve Smith'in ekonomi politiğiyle ve Marx'ın ekonomi politiği eleştirisiyle mutasyona girecek. Sahi olan tümden yoktur. Niye? Değer tümden yoktur. Evet. Hazin bir yere gelecek. Yani ben öyle atlamak zorundayım.
bütün anlatmak istediklerimi anlatabilmek için biliyorum. Özellikle tıpçı arkadaşlarda kopukluklar olacak ama. Değer, Aristo'nun uyarısıyla, aman, aman dikkat edin. Aristo zamanında mesele yok. Çünkü değer, ihtiyaçtan kaynaklanan, ihtiyacı identik olandı. Mübadeleye identik olan değil. O zaman problem yok. Değer, gerçek değerdi. Veya sahide veya asıl kelimeyi söylüyorum, adil de. Öyleyse John Cage'e ihtiyaç yok. Ama bir kere politika zeminine kaydıktan sonra, ekonomi, yani değer ihtiyaçtan çıkıp başka bir şeye göreceğiz şimdi girdikten sonra, gerçeklik ister istemez sahilik mutasyona uğrayacak. İkinci kere tarihte büyük bir mutasyon başlayacak. Birincisi, modern zamanların başında Goşen'in değişiyle Tanrı'nın uzaklaştırılmasıyla bir büyük bir aklın sevdasıyla, büyük bir ufuklara yelken açmayla ikinci büyük kopuş, ismini söyleyeceğim, yabancı önemli değil, iktisatçı olmayan için Varras'la. Önce biraz Ricardo ile başlayacak, sonra Varras'la. Girmeyeceğim fazla iktisata, şey yapmayayım, endişelenmeyeyim ama bu ismi söylemem lazım. Veya herkesin anlayacağı dilde söyleyeyim, borsa. Borsa bir simge. Borsada değer yok. Yok. Fiyat yok. Ama hayatımız bütün sahi olanı onun üzerine inşa ettiyse o zaman o da yok. O zaman modern zamanlardan geriye ne kaldı diye şimdiden soruyu soralım. John Cage mi kaldı, Marcel Duchamp mı, Magritte mi, André Breton mu, hangisi kaldı? Peki. Ama tabii şimdiden işaret etmek lazım. Evet, atom bombasını yapanla atan aynısı değil ama sistematik olarak bakmak lazım. Filozof atom bombasını atana Nagasaki'de pilota soruyor. Diyor ki ne yaptın diyor. Dikkat edin cümleye. Burak hemen anlayacak kelimeyi. İşimi yaptım. İş, ekonomi politiğin kelimesidir. Ekonomi politiğin kelimesidir. Çünkü yoksa iş işkence demek. Yani işkence, iş işkenceden gelmez. Labordan gelir, labordan işkence demek. İktisatın temel kavramı işini yap. Ne demek işini yaptın der? Arendt'in ilk kocası soran. Ne demek işini yaptın? Der ki en düşük maliyetli. Şimdi ne yaptın? Kalktın sen. Uçağın ismini de biliyorsunuz galiba, sevgilisinin ismini veriyor. Uçağın veya annesinin. Kalktın der. Bindim uçağıma. Nagasaki'nin üstüne gittim der. Baktım aşağıya. Birazcık aşağıdan uçmuşum ben. Gürültüden köylüler anladılar benim geldiğimi de. Kaçtılar. Ama büyük bir maliyet var mı benim üzerimde de. Ne yapman lazım yani de? Filozof. En etkili şekilde kullanmam lazım. Elime verilen yani kapitali. Yani en azından en çoğu bulmam lazım.
Sahi olanı yapmam lazım. Exact olanı ama. Karışıyor birbirine artık. Gittin der. Onlar da zannettiler ki ben gittim. Bir tur attım der. Yükseldim. Sesini duymuyorlardı uçağım. Tekrar üzerine geldim şeyim der. Hepsi dışarıdaydı. Bırak. Sonra ne yaptın der? Döndüm. Arkanda ne olduğunu merak ettim mi? Yani temel merak konum bu değildi. Gördüm ama aynadan büyük bir duman bulutu yükseldi. Filozof soruyu keser. Eğer değer bittiyse geriye kalana şaşmamak lazım. Sahi olan konusunda tartışmamız varsa sahi olanın bazı insanlar tarafından veya bazı sistemler tarafından veya bazı organize olmuş sistemler tarafından aranmasına şaşmamak lazım. Matematik problemi çözülerek yaşanamaz bu dünyada. Burada ne yaptığımızı herkes kendine sorar. Hiçbir şey yapmasa yatağın içine girdiğinde sorar ne oldu? Herkes de sorur. Her bir cevap alamazsa geriye kalan bir tek seçenek vardır. Şiddet. Bu şiddet ilk şiddet. Ola ki bu şiddetin sebebi benim dediğim anlamda değil, başka bir hiçin anlamında. Habil ile Kabil'in birbirini öldürmesi. Kötü çıktı ama işte iyi, güzel bir resim, iyi bir resim diyor. Biliyorsunuz hikayeyi. Tanrı Habil'e sorar. Niye öldürdün de? Ekmeğin vardı, suyun vardı. Niye öldürdün? Cevap. Kıskandım. Onun hediyesini aldım, benimkini almadım. Ne uğraşın? Kıskandım. Ya iktisadın sisteminden önce kıskanmak a priori varsa işte efsanede ilk a priori var. Ne yapacağız? Nasıl sistematize edeceğiz? Ya varsa? Herhalde kimse bende yok diyemez. Burası neresi biliyor musun? Yok. Vue perspective de la ville de chance. Geç. Burası neresi? Ha? Değil. Kim söyledi? Büyük tapınak. Yeni tapınak. Exactitude'ün merkezi. Yeni sahinin merkezi. Rasyonalitenin doru. Uzay üstü falan değil. Borsanın süperpozisyonu. Borsayla çakışılan yer. Borsa biraz evvel söyledik. Yok. Telefon ediyorum. Kaça satıyorsunuz? 10 liraya. Almaya gidiyorum. O biraz evvel. Ve yine değişti de. Saniyede 4000 kere değişebiliyor fiyat. Hiçbir insan aklı bunu kavramaya ve yakalamaya yetişemez. Acaba Schopenhauer mi haklıydı? Özgürlük ve akıl bir illüzyondan ibaret. O gün. Ve o günde. Bugün yaşadığımız dünyada özgürlük ve akıl ve bizim her gün Allah'tan ben öğretmiyorum artık ama öğretmek zorunda olduğumuz rasyonalite sadece bir illüzyon mu? Ama bugün Apple'ın günü.
Yani daha teorik soru iktisat modeli. Ve bu iktisat bizden, hiç öyle bir sorun yok. İktisat bizden sahi olanı istemiyor. Öyle bir sorunu yok. Hiç öyle bir sorun yok. Bizim de. Apple'ın istemediği bir şeyi bizim istememiz mümkün değil. Aklımıza bile gelmez böyle bir şey istemek. Apple ne istiyorsa biz onu istiyoruz. O zaman bir daha Schopenhauer. Spinoza boşuna mı kanatlandı Albatros'un kanatlara? Hayal mi yaşıyoruz diyor Marcel Duchamp. Yani yaşamıyorum. Değer bugün sahi olanı yansıtmıyor. Öyle bir problemi yok. Ve bütün dünyamız değer üzerine kuruluyor. Hangi anlama kullandığımızı da bilmiyoruz zaten değeri. Değerin ne olduğunu da farkında değiliz. Değeri o sırada görünen fiyatla aynı zannediyoruz. Ama değil, bunu 3000 senedir söylüyorlar. Aristo da söyledi, Smith de, Marx da. Ama değil. Ama bugün kimse söylemiyor. Kimse söylemediği için bizim de aklımıza bile gelmiyor söylemek. İktisata bakmamız lazım. Ve ondan kurtulmamız lazım. Çok net. Çok fazla bir şey bilmiyorum ama bunu biliyorum. İktisata bakmamız lazım, onu anlamamız lazım ve kurtulmamız lazım. Ama hüzünlü bir şey söyleyeceğim. Kurtaracak araç yok. Ne felsefe var, ne sosyoloji, ne siyaset. Hepsi iktisatlaşmış durumda. Bugün emeklilik maaşlarında hesap edilen nedir biliyor musun? Bugün yeni okudum bir yerde, bir kanser ilacının fiyatı 425 bin dolar. Eğer önünüze SGK'nın genel müdürüyseniz, 76 yaşında bir adam gelirse, haftada bir kere 425 bin dolar ödenmesine tamam der misin? Derseniz batar SGK. Hayır diyeceksin. Bugün bütün felsefe dahil, bütün sosyal analiz yapan her şey ciddi bir sosyal analiz yapabilmesi için iktisadın yöntemlerini kullanmak lazım. Aksi takdirde onların deyimiyle mukallata. Laf. Geçsene. Evet, Smith'in korktuğu başına geldi. Aman demiş. Aman. Aristo diyor ki para devreye girdiği andan itibaren değer problemi patlamıştır. Değer problemi varsa bir toplumda o toplumun çivileri yalama yapmıştır. Yoktur. Peki neyimiz var o zaman? Neyin etrafında tutunacağız? Cevabı efsane veriyor orada. Musa dağdan iniyor. Tırnak içinde seçilmiş halkını burada buluyor. Biliyorsunuz değil mi ne bu? Keynes diyor ki, bakıyorum diyor, biraz ötede kitabında var. Çukurun içine girmiş adamlar var diyor. Çamurlar içinde çıkıyorlar. Neşe içinde atlıyorlar. Ne oluyor diyorum. Altın bulduk diyor. Şimdi ciddi bir problem var.
daha ciddi bir problem var. Bundan çok daha ciddi bir problem var. Marcel Mauss. Yani bunu pek tanımayabilir tıpçı arkadaşlar ama Pierre Bourdieu iyi kötü herkes bilir. Bir şey diyorlar, ekonomi diyorlar büyük bir toplumsal yalan. Eğer öyleyse ve bu doğruysa rasyonelite yalan. Yer üzerindeki varoluş şeklimiz yalan. Boşuna mı John Cage yalanı çalıyor? Boşuna mı Marcel Duchamp diyor ki resim yapmak için sanatçı olmaya gerek yok? Alın diyor tuvalet parçasını. Ben yaptım diye herkes yüz binlerce dolar vermezse namerdim diyor Demirel'in deyişiyle. Veriyor musun? Veriyoruz. Niye? Değerli. Nedir değerli olan? Diye soruyorum. Alay ediyor hepimizle. Alay ediyor. Dalga geçiyor hepimizle. Alın diyor, pardon, kenesi benim 100 bin, 500 bin dolar eder diyor. Veriyorlar, veriyoruz. 1 milyon dolar eder diyor ve onu da veriyoruz. Bak diyor, salaklara nasıl veriyorlar. Niye biliyor musunuz? Ekonomi kendimize söylenmiş bir yalandan ibaret. Hiç bıkmadan bunu her toplantıda söylüyorum. Çünkü çok şey bildiğimden değil ama başka kimse söylemiyor. Çünkü önemli değil iktisatçılar için bu. Yani ben çok akıllı olduğumdan değil. Niye biliyor musunuz? Gayet basit. Diyor ki o öyle bilinmeyen filozof ismi. Sonra da Marx söylüyor. Diyor ki, ya diyor düşündüm. Bu istek hakkında düşündüm. Hangi istek? Modernleşmenin yeni tanrısı. Zenginlik. Rasyonalite ile ilgisi var mı? Var. Rasyonel olmazsanız zengin olamazsınız çünkü. Eğer sigortanızda 71 yaşında bir adam gelip de 425 bin dolarlık için tedaviye yatarsa zengin olamazsınız. İşten atarlarsınız. Diyor ki, ya diyor, bana diyorsunuz ki insan isteği sonsuz. Niye diyor? Fikir yok. Diyor, yine diyorsunuz ki zenginleşmek için. Tamam diyorum. Ama diyor, bu işin altında başka bir şey daha olmalı ya diyor. Yani nihayetinde zenginleşmenin bir sınırı olmalı. Bu isteğin. Şimdi soruyorum, yine her toplantıda falan sorarım. Bizim Allah'ı var. Milli gelirimiz 3 bin dolardı, 11 bin dolara çıktı. 4 misli arttı. Az bir zaman. Ama Amerika'nınki de aynı dönemde 25 bin dolardan 60 bin dolara çıktı. Hiç duydunuz mu şimdiye kadar Aristo'yu, Maristo'yu boş verin, hiç duydunuz bir şirket yönetmez. Desin ki, arkadaşlar çalıştık, çabaladık, Allah'a şükür kazandık. Artık çalışmayalım, oturup da yiyelim. Biz zaten istediğimiz buydu. Niye diyorsun? Niye? Çünkü diyor, insan tabiatı. Hayran kalınmak üzerine bitmez bir arzuya sahip. Hayran kalamam. Dolayısıyla imrenilmek peşinden insan dönüp bakıp geliyor. Dönüp bakıp. Herkes beni alıyor. Sezar'ı düşün. Fatih Sultan Mehmet. Bitmez bir açlıkla alkışlanmaz. Asıl diyor doymayan o olmalı diyor. Başka ne olabilir ki diyor doymayan. Satçı Smith'in sıfır rasyonalitesli analizi. Başka bir şey olamaz diyor burada. Birazcık matematik bilen bir insan bunun böyle olmaması gerektiğini bilir.
Ama bu diyor en satyam, doymaz bir ihtirastır. Ve bunun için diyor hepimiz birbirimize rüşvet veririz. Hiç durmadan. Niçin veririz biliyor musunuz diyor. Asla iyi olduğumuzdan falan değil. Rüşvet almak için. Rüşvet verme ve rüşvet alma üzerine kurulu bir dünyadır. Ekonominin dünyası. Analizi bana ait değil. Ben kullanıyorum. Bourdieu ve Mauss daha sonra bunu formüle edip bunun ismi toplumsal bir yalandır diyor. Eğer ekonomi toplumsal bir yalansa vay kanatların üstünde uçan hayatını riske edip uçan Spinozacığa vay Descartes'a boşuna yola mı çıkmışlar? Büyük bir iktisatçı. André Gide'in amcası. Charles Gide. Romancı André Gide'in. Kalpazanları yazan. Onun hakkında da konuşmak isterdim ama vakit olmayacak. Amcası. Ama bir cümle söylemem lazım. André Gide 1920'lerde ilk olarak anti romanı yazıyor. Edouard, romanın kahramanı, diyor ki, hakim yargılıyor Edouard'ı çünkü sahte para basıyor. Roman isminde Kalpazanlar. Fomoni. İdama mahkum edileceksin diyor. Sahte para bastı. Gülüyor Edouard. Ne gülüyorsun diyor ya? İdama mahkum oldu. Evet ama diyor, eksik bir şey yok mu diyor sayın hakim. Ne var diyor. Yakalandığını itiraf etti. Evet. Ben itiraf ettim. Ya siz ve yukarıdaki büyüklerimiz her gün para basar. Ve paranın değerinin ne oldu hakkında hiçbir bilgisi olmuyor. İsmini kimi zaman enflasyon, kimi zaman deflasyon falan gibi isimler bulan büyük iktisatçı. Gelin bana anlatın. Sahteciliğin, sahi olmayanın asıl sahibi kim? Ben miyim? 1921 roman. 1932'de Charles Gide yazar. Gözlerimi kapatıyorum de. Yıldızları görüyorum. Yıldızlar gecenin karanlığında tık 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 parlıyorlar. Yıldızların ışığı ne kadar zaman önce çıktığını bilmiyorum ama galiba bunlar var. Uyuyakalıyorum, sabah uyanıyorum. Bakıyorum, öbür resim, yıldızlar yok. Sabah oldu, bulut var, gökyüzünde yıldızlar yok. Soruyorum, yıldız var mı yok mu? Cevap veriyorum. Şarjit tabii bu benim gibi sadece soruya yetinmez. Değer budur. Tabii John Cage sonra çıldırır. Değer buysa ne kaldı geriye? Fiyat değersizliğin üzerine oturmuşsa ve fiyat o büyük tapınaklarda bizi yönetiyorsa ve biz fiyat tarafından yönetilip onun bütün değerlerini canı yürekten benimsiyorsak, bütün hayatımızı ona vakfediyorsak, kuşkusuz vakfediyorsak, başka hiçbir tanrımız yoksa ve bu yoksa, devam edeyim, bitireyim. Tek oturum yapacaksak devam edeyim mi? Ben bilmem, yönetici sensin. Rönne Magritte, ara verelim. Ara verdik ama Rönne Magritte dedim, işte ise adama saygısızlık yapmıyor. Rönne Magritte.
Soru. Bu. Neresi? Kadın mı? İkinci soru. Demirin dışında mı, içinde mi? Nerede? Fiyat nerede? Değer nerede? Hangisi değer? İktisatçı sadece matematik kullanan iktisatçı bunun içinden çıkamadı. Değer nerede? Eğer değerin nerede olduğunu bilmiyorsak, tabii diyor ki şey, alın size bir kenef, 500 bin lira da verin. 5 dakika ara. Devam ediyorum. Magritte bizi buraya davet ediyor. Sahnenin içine davet ediyor. Kendi tahayyülümüz içinde görmeye davet ediyor. Neyi görmeye davet ediyor? Arzuyu görmeye davet ediyor. İhtirası görmeye davet ediyor. Biraz evvel söyledik. Değerin temelinde de sanki İstekten başka bir şey kalmadı dedik. İktisadi terimle açıklamıyorum. Böylesi daha rahat. Kişisel isteğin dışında bir şey yok galiba. Ama o zaman bir tane ciddi problem daha beliriyor. Bakın ne beliriyor. Emeğin değerin oluşturucusu olmadığı bir dünyada bak nasıl ciddi bir paradoks beliriyor. Bir şeyin değerin olması için, benim o şeyi istemem için, ona sahip olmayı istemem için, ona sahip olmamam gerekiyor, a priori. Sahip olduğum zaman, ona olan isteğim sona eriyor. Bakın, geçsene. Ünlü Corneille. Lucid'de kahramanını şöyle dedirtiyor. Kadın sevgilisi için şöyle der. Onu kovduğum zaman, sevgilisini, onu istemediğimi söylediğim zaman, mükemmel bir aşık oluyor. Onun tarafından çok sevilmek istediğimi söylediğim zaman, beni hiç istemiyor. Devam edin. Eğer çok seversem onu, beni aldatıyor. Ama ben aldatırsam, seviliyorum. Zenginlik de öyle bir şey. Zenginliği mutluluk getireceğini düşündüğümüz zenginliği mutluluk getireceğini düşündüğümüz için, ona bunu atfettiğimiz için zenginlik değer kazanıyor. Çünkü zengin olduğumuz zaman mutlu olmuyoruz. Çünkü sahip olmuş oluyoruz. İktisatın tümü ya bu paradoks için üstünde oturuyorsa, olmayanın üzerinde oturuyorsa, Corneille boşuna yazmıyor. Yüzyıllardır yaşıyor Corneille. İnsan tabiatını boşuna yazmıyor. Varsa yok, yoksa var. Ya arzu buysa? Şimdi bitirmeye çalışacağım. Geçsene. Geç. Geç. Geçelim. Tamam. Çok sevdiğim bir ressam, Munch. Norveçliler Munch diyor, öğrendik. Ben de Munch diyorum. Daha önce Munch'tı.
kadın bir adamla muhtemelen beraber. Bu adam muhtemelen bu kadının ya kocası ya önceki sevgilisi. Bu adamın tahayyülünde bu kadının onu bu adamla aldattığı, ikisinin mutlu bir çift oluşturduğu ve onun bu mutlu çiftin dışında kaldı, ötelendiği, dışında kaldığı, Habil'in öldürme nedenini düşünün, Tanrı ile Habil birleşiyor, o dışında kalıyor. Göze bakın, ne müthiş bir çizim, her an aynı şiddeti uygulayabilir buraya. Ama bunların mutlu olduğuna dair elinde bir kanıt yok. Baksanıza bu yüz, mutlu bir yüz değil. Munch özellikle çiziyor. Ve parantez içinde Munch burada bu. Gerçekten. Onu geçiyor. Ama onun tahayyülünde bu dünya var. Ekonominin dünyası gibi. Arada birisi sordu bir beyefendi. Ne yapacağız? Değerin olmaması, değersizlik anlamın olmamasına dönüştü. Nietzsche bunu 200 yıl önceden söyledi. Yani 200 yıllık tarihi söylerek. Anlam yok derken sahi olan yok. Heidegger'den önce mütasyonun farkına vardı. Sahi yer değişti. Sahisiz kaldık iktisadın dünyasında. Sahi olacağı olanı nerede bulacağız? Yetmiyor bize matematiksel olan. Yetmemesi de doğal. Çünkü temel yokluk var, ölüm. Ve iktisadın, Smith'in deyişiyle dangalaklar oyunu diyor, aslında için için bize bunu hatırlatıyor. Daha alkış, daha beğenilme, daha istenme, daha imrenilme. Ya dışarıda kalırsam? Ya dışarıda kalırsam? Gerçek dışarısı olup olmadığını hesaplayacak gücüm yok benim. Demir parmaklıkların ötesini veya berisini göremiyorum. Ya kalırsam dışarıda? Ya beni istemezlerse? Ya beni istemezse? Ama paradoks. İstediği zaman da ben istemiyorum. Süratli bitiriyorum. Son göstereceğim. Levent, senin vaktini yedim, farkındayım ama yok galiba daha yemedim. Daha bir 5 dakikam var. Evet. Tüyler ürpertici bir isim. Buradaki insanları görüyorsunuz. Alttaki uygarlığı görüyorsunuz. Dragon'u görüyorsunuz. Dragon, uygarlığın üstüne oturuyor. Şehrin üstüne oturuyor. Ama bir mesele var. Buradaki, buranın çok iyi bildiği iktisadi aktörler, bizim akademik toplantılarda böyle söylenir, bunlara ilgilenmez kimse. Buradaki aktörler, insanlar, mal alıp satan fiyatın peşinden koşan insanlar, dragonu oluşturuyor. Ama bu dragon, bir garip dragon. Çok sinirli.
tedirgin ve bu tedirginliği her an yansıtabilir. İsmini biliyor musunuz bu dragon? Leviathan. Kim söyledi? Bir küçük düzeltme yapayım mı? Piyasalar. Tarlar. Piyasaların aktörleri biziz. Tepemize onu biz oturttuk ama bu sinirli. Tanklar hareketlendi, piyasalardaki fiyatlar değişti. Zaten yoktular. Tanklar şimdi yarım tur yaptılar. Uluslararası ilişkiler uzmanı dedi ki sakin olun bir şey yok. O biz biliriz zaten hepsini. Tanklar geriye döndüler. Piyasalar sakinleşti. Ya kimdir bu? Marcel Duchamp'la örtüşü? Yok. Yok. Kim yönetiyor? Yok olan. Magritte biliyor. Kim bilmiyor? Çağdaş peygamber bilmiyor. Ben hariç. Tabii Burak da hariç ekonomist. Çağdaş peygamber o, her şeyi ondan bekliyoruz. Zenginleşmenin mucidi o. Magritte biliyor. André Gide de biliyor. Evet. Büyük matematikçi, rasyonalitenin piri Maurice Allais. Hazin olmayanın farkına varıyor hayatının sonuna doğru. Diyor ki, öyle bir dünya yarattı ki teorem gerçeğin yerini aldı. Artık gerçek yok. Teorem var. Evet, en sonuna geldim. Kavramlar, iktisadın kavramları ama herkes biliyor. Ben tıptan anlamam, anlamam deyince anlamam. Ama şimdi bu kavramları herkes biliyor. Çünkü bu kültürün içinde yaşıyoruz. İktisat, iktisatçının işi olmaktan çıktı. Herkes bunu biliyor. De Gaulle diyordu ki, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bütün Fransızlardan artık büyük birer iktisatçı olmalarını istiyorum. Allah'a şükür hepsi iktisatçı. Biz de. Rekabet. Etkinlik ve hız. Borsa dünyasının üç büyük alt tanrısı. Bütün büyük şirketlerde bunun dersi verilir. Bir de yanına şeyler konur, rekabetin erdemi falan. Nagasaki'ye bomba yatanda rekabet, etkinlik ve hızın doğrultusunda işledi. Rekabet, etkinlik ve hız iktisadın dünyasının temeli. Bakın, anlam bulabiliyorum diyen varsa mesele yok. Arada bir olur. Tabii ki arada bir olur. Hatta en güvenilirdir tabii ki. Onlar 500 kilometre giden treni yapıyorlarsa biz de 700'de yapmasını biliriz. Ama açık söyleyin, bana söylemeyin de kendinize söyleyin son olarak. Ne anlam buluyoruz? Arkamıza dönüp de istenmeyi istemekten başka. Ve istenene sahip olduğumuzda da istememekten. Levent konuşsun. Benim yakışıklılığımın katili.
Şimdi nasıl? Evet arkadaşlar. Gerçekten hani slaytlarıyla, anlatımıyla, sahnesiyle bu güçlü sevgili Metin'e ve sunumuna ben de büyük bir keyifle izledim. Hani başlangıçta demiştim, belki birbirine çok farklı görünen fikirler bile bir kavram ayarı yapıldığında bazı yerlerden el sıkışabilir. Dikkatinizi çekerse istek odağında hani filmdeki kötü çocuğu iyi kötü bir yere sıkıştırmış durumdayız ama çok güçlü bir düşman ya da çok her kılığa girebilen bir aktör. Dolayısıyla özellikle şu ikinci bölümdeki sunu beni de çok etkiledi. Çok beğendim açıkçası. Ama ben gene de başka bir şey anlatacağım. Son zamanlarda bir sürü derdi anlamakta işe yarayacağını düşündüğüm bir metaforla karşılaştım. Metafor havacılıktan geliyor. Bulut içi olmak. Hiç duydunuz mu bunu? Bir pilotun korkulu rüyası. Görerek uçan, yani cihazlarla değil de görerek uçan pilotlar bulut içi olduklarında, yani bulutun içinde kaldıklarında bir süre sonra bir tür vertigo yaşıyorlar. Baş dönmesi değil ama. Aşağıyla yukarı, sağla sol ve bütün referans sistemlerini kaybediyorlar. Hani bana bir şey olmaz, ben çok hani bu konularda iyiyimdir diyen de kaybediyor. Çok özel savaş pilotları da kaybediyor. Ve genelde havacılık kazalarında ilk sırada olan nedenlerden bir tanesi. Yani gazetelerden hatırlayacağınız bir sürü uçak kazasında olan bir şey. Onun otuncudan tutun da. Pek çok hani kendi jetiyle, kendi uçağıyla uçan kişilerin başına gelen bir şey. Sorun şu. Siz aşağı doğru gittiğiniz hissiyle uçağın burnunu yukarı kaldırıyorsunuz. Ama o sırada aslında yukarı doğru giden uçağı siz yere çakıyorsunuz. Ve bunu anlamak için de insanın kendi donanımında ona yardımcı olacak çok bir şey yok. Hani zorda kaldıklarında tükürüyorlar, yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor falan diye. O derece çaresizler. Ama bir çözüm var aslında. Kokpitteki parametrelere bakmak. Orada yükseklik göstergesi var, barometre var. Yerden yüksekliği, her şeyi gösteren aletler var. Ve bunlardan genelde ikişer tane var. Ama sağduyu öyle bir şey ki, yani dört dörtlük çakılıyorum ben bundan daha mı şüphe duyacağım hissinde olan bir pilot o göstergeye, o psikolojide inanmıyor. Ve diyor ki çakılıp ölecek miyim? Biliyorum ki çakılıyorum. Uçağın burnunu havaya kaldırıyor. Ve aslında yaşadığı bunun tam tersi, bir süre sonra çakılıyor. Ve her şeyde birkaç saniyelik iş, yüksek hızlar ve çok yüksek olmayan irtifalar. Şimdi buradan bu metaforun benim kullanmayı amaçladığım özel işlev alanı ise şu. Hayatta da biz bulut içiyiz. Yani bir şeye kötü derken, bir şeye iyi derken, bir şeye yok derken, bir şeye var derken biz bulut içi olmaktan ancak parametreler, kokpitteki göstergeler ya da rakamsal veriler, yani bugün tukaka olan biraz matematik ve gerçekliğin verisi olan, ister istatistik olsun, ister
bir sanat eseri olsun. Bunlar da birer kokpitteki gösterge. Çünkü bunlarla kurtulabiliriz. Dolayısıyla herhangi bir şeyde, yani diyelim ki insanlık bir felakete gidiyor. Bu namussuz 90 yaşına kadar nasıl yaşıyor o zaman? Bunun nüfusu nasıl bu kadar artıyor? Bu kadar kötü şeyler oluyor da bunlar uzaydan aşağı mı atılıyorlar? Hatırlar mısınız? Eskiden bir resim vardı. Peşin satan, veresiye satan. Bir sürü dükkanda bulunan bir resimdi bu. Hatırlayanlar var mı içinizde? Peşin satan, veresiye satan resminde çok komik iki karakter vardır. Peşin satan şöyle duruyordur. Resim ortadan ikiye bölünmüştür. Peşin satan ağzında bir puro vardır. Göbeklidir. Yüzünde bir gülücük vardır. Kasası da parayla doludur. Bunlar tabii eski bir resim. Bu herhalde bir 100 yılı vardır bu resmin. Belki daha bile eskidir. Karşısında da veresiye veren vardır. Gayet fit bir tiptir. Veresiye. Yani bugünün kavramlarıyla baktığınızda çok fittir. Kasasında bir tane fare vardır. Ondan sonra hani göstersek şu anda doktorlar baksalar hangisi daha sağlıklı diye o veresiye satanı gösterirler. Öbürü metabolik sendrom çünkü gitti nokta gidiyor yani. Şu anda zenginler, tabii orada fakirliğin sembolü olan zayıflık ve şişmanlığın sembolü, pardon zenginliğin sembolü olan şişmanlık. Şimdi dünyada, bana hani Sri Lanka'daki 3-5 kemiği sayılan insanı göstermeyin. Dünyada proletarya, çalışanlar, emekçiler, göbekli ve patronlar fitness salonlarında son derece şeyler, fitler. Gıdaya ulaşmak, kokpite bakın. Açların resimlerini slide yapıp gösterebilirim size. Büyük resme bakın. O rakamlar herkesin ulaşabileceği yerlerde. Göbekliler. Yağ ucuz. Çok ucuz. Tarım devrimi denilen bir şey yaşandı. İğrenç lezzetsiz şu bu olabilir. Ama açlık derdi daha çok daha diyelim %11'ini etkiliyor dünyanın. Bundan 50 yıl önce %60'ını etkiliyordu. Rakamları atıyorum ama yakın şeyler çıkacaktır. Zaten bu normal standart ömrünün üstüne çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Hiç duyulmadık hastalıkları çıkmaya başladı insanın değil mi? Yani yüzü aşan bir sürü insan var artık Japonya'da. Yani çok kötü besleniyorlar falan filan da deriz üstelik. İspanya'da sürekli baconları, pastırmaları yiyorlar. En uzun ömür orada. Küba'da 70, Türkiye'den çok. Yani Türkiye'den daha yüksek ama Türkiye'de bile 70'li yıllara vuruyor. Şimdi bu tırnak içindeki homo sapiens, bu tuhaf yaratık, ne istediğini bilmeyen yaratık, bu zaman içerisinde kafasına bombalar düşse de, birbirlerini yüz binlerce insan hutudu tutsu diye katletse de, pek çok şey yaşasa da ürüyor, çoğalıyorlar. Mutlular mı? Bunlara sorsan hani sana ne versen mutlu olacaksın kardeşim desen, mutlu olabilseler, hani ne istediklerini mutlu olabilirler. Mutlu olamıyorlar. Yani bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket hala Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazanmak. Onların bir 5 yıllık survey'lerine bakın, gene kokpite bakın. Çok trajikler. Yani zenginlikle, parayla da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla çok sıkıntılı bir durum var. Sevgili Metin Sarfati'nin o ne aradığını bilmeyen, kıskanç, padişah demiş vezirine, sana ne yaparsam diğer vezire iki katını yapacağım, ne yapayım sana demiş, bir gözümü oyun demiş. Şimdi insanın bu olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. Ama besili artık o, açlıktan ölmüyor. Artık o oradan oraya fırt fırt gidiyor. Bırak hızlı trene binsin. Derdimiz o değil. Başka bir yerde bir problemi var bunun. Ne istediğini bilmiyor. Yoksa
problem ne hızlı trende ne uçakta. Hani New York, İstanbul arası 15 dakika olsun. Yani kimseye dokunmaz bunun zararı. Kim ne zaman niye gideceğini biliyorsa bununla ilgili bir sorun yok. Dolayısıyla odak noktası insan doğasında mı? Yani bu gerçekten hasettir. Hani zayıfken yaltaklanır, iktidarı ele geçirdiğinde eziyet eder. Sırf kendini ispat etmek için o Hegel'in efendi köle diyalektiğinde anlattığı hikaye buyurmak için, yukarıdan konuşmak için, sözünü geçerli kılmak için yardım dağıtır. Öldürebilir. Aynı şey için yapabilir bunu. Bu anlamda metinle gerçekten samimi bir şey halindeyim. Yakınlık ve bütünlük halindeyim. Bundan, insanın bu zaafından kurtulacağını uman filozoflar vardı. Belki hala da bundan kurtulabilir. Ben de bu konuda hani insan şöyledir, böyledir demek istemiyorum. Sokrates bilse yapmaz diyor. Siz onu diyor, bana sorun diyor. Bilmiyor diyor. Bilse yapmaz diyor. Descartes aklını kullansa yapmaz diyor. Önce isteyip sonra da aklının araçlarını isteğinin peşinden götürdüğü sürece o istek onu gider o aklı her türlü belaya sokar. İstiyorum onu istiyorum. Sonra da bunu istiyorum. Hani geçen de bir karikatür gördüm. Uzaylının bir tanesi gelmiş bir kadının karşısına inmiş. Ya diyor siz diyor hani istediğimi yiyeyim metabolizmam bunu eritsin kilo yapmasın diye uzaya mesaj yollamışsınız diyor kainata. Evet diyor kadın. Var değil mi öyle bir şey diyor. Uzaylı diyor ki biz buna bir güldük, bir güldük diyor. Yani isteğin şeyi çok. Hani vardığında yeniden uçan bir kuş. Yani öyle albatros gibi ağır efendi bir kuş da değil. Gayet böyle hovarda bir kuş. Bulduğunda bu muymuş deyip hani çocuklar yeni oyuncaklarını ister ister alır eve gelince atar. Büyük insan da o çocuğun büyümüş hali zaten. Alana kadar kıymetli ondan sonra bütün bunlara katılıyorum. Ama bu eğitimle geçer mi? Bilmiyorum. Sokrates geçer diyor. Descartes şu istekle bilginin yerini değiştirirsek bu iş çözülecek diyor. Spinoza ne diyor? Spinoza da derin bir kavrayışla insan bunu anlayabilir diyor. Bir, gene bir şey var yani. Ama öyle yalap şalap bir şey değil. Bir bütünlüklü büyük resmi kavrayabilirse. Hiç ümit yok diyenler de var. Kant bir cüret etse aklını kullanmaya işin yarılarız diyor belki. Nietzsche her şeyi yapar ama yine kendine putlar diker bu. Yani bunu bakmayın, Tanrı'dan kurtarırsın, gider kendine buzağı eritir, altını eritir, buzağı yapar. Bu yani. Bu bırakın hangisini istiyorsa ona tapsın yani. Bu tanrısız yapacak bir güçte değil. İnsan, hayvanla Tanrı arasında bir ipte ileride gidebilir, geri hayvana da dönebilir. Nietzsche bile konuşmuyor, yani son sözü söylemiyor. Ve Hume ne diyor? Hume da diyor ki bir insanın yapıp etmelerinden onun ahlakına ulaşamayız diyor. Burada mecburen İngilizcesi o kadar güzel ki İngilizcesini yazacağım. İzden ot çıkmaz diyor. Yani şu şöyledir den, bu böyle olmalı. Çıkmaz diyor. Yani kardeşim sende yüz milyonlarca konserve var. Bak bunda da hiç yok. Aç ona versene. Vermem. Vermek zorunda değilim. Böyle bir mantık hareketi yok. Yani akıldan ahlak, akıldan yapıp etmelere kılavuz çıkmaz diyor Hume. Kant çıkar diyor. Dolayısıyla bizim İnsanların birbirlerinin kafalarına bomba atmaması, birbirlerini öldürmemesi, saçma kıskançlıkların içinde çıldırmaması için
ihtiyacımız olan şey etik, ahlak. Akıllı adama daha kolay verme ihtimali var gibi görünüyor. Ama bu bilgiyle mi olur? Bunun cinsi mi kötü? Buna büyük acılarla mı öğrenir? Bakın İkinci Dünya Savaşı'nı yaşayanlar savaş istemiyor. Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayanlar istiyor ama. Yani aradan zaman geçmiş, bir unutmuş yani. Bir girsek de yani bir şey var, daha böyle bitleri kanlı. Dolayısıyla problemin kendisi irade, istek alanında. Akıl, muhakeme, understanding, artık ona ne dersek, analitik zihin alanında zinhar değil diye düşünüyorum. Sizi bu saatte daha fazla tabii ki tutmak da istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Kürsüye geçelim. Evet arkadaşlar, ben mi sorulara hani yönlendireyim? Kime sormak istediğinizde isterseniz söyleyin lütfen. Siz önce kaldırdınız sanırım. Buyurun lütfen. Ben aslında ara vermeden önce Doğan, hani iktisadı anlayıp bırakmak. Bırakmayı gezdiriyordum kafamda ve soru da çıkmıştı. Bunu soracağım yine. Aslında bu ikinci bölümde Metin Hoca'nın anlatımıyla bir sürü şey söyledikten sonra o noktaya vardı. Ama yine de ben açığa çıksın da gezsin dolasın diye yine soru olarak soracağım. Fakat ikinci siz konuştuğunuzda Hume'dan bir başka bir sürü Nietzsche'den ya da işte Kant'tan ve sonra bahsettiklerinizden ama onlar bir cümleyle geçiştirip de dolayısıyla düşünceyi yürütebilecek bir şey olduğunu düşünmediğimden onu pek öyle o şekilde anlatılarak bırakılacak olarak değerlendirmiyorum. Ama gelelim diğerine. Yani sanıyorum insanı yani iktisat anlayıp bırakılacak bir şey derken burada insanın kendini gerçekleştirmesi ve özgürleştirmesinin önündeki bir engel olduğu için bu yapılacak oluyor diye benim kafamda böyle bir şeyler var. Bunun üzerinde biraz daha gezer miyiz ya da yeterince gezdik mi? Ben sadece böyle söyledim. Teşekkür ederim. Benle ilgili değil. İktisat yani yanlış eğer anlamadıysam bırakılacak bir şeydir diye sizin konuşmanızda. Böyle bir algı, böyle bir dolaşma gerçekleşti. Yani söylemek istediğim bu. Bugünün dünyasını anlamanın bir tek yolu var. İktisat anlamak. Eğer iktisatı anlayamazsak bugünün dünyasına ait hiçbir şey bilemeyiz. Çünkü bugünün dünyasının sahisi ve sahi olmayanı iktisattan örülüyor. Bütün değerlerimiz iktisatla örülü. Bütün kültürümüz iktisat teorisinin üstü örtük varsayımlarından oluşuyor. Dolayısıyla onu anlamak zorundayız. Bütün kutsallarımız gördük. İktisat kullandığı terminolojiyle dolu.
Dolayısıyla bugünkü dünyayı başka türlü anlayamayız. Ama anladıktan sonra onun içinden derhal çıkıp kurtulmanın yollarını düşünmemiz lazım. Çok umutlu değilim. Levent benden çok daha umutlu bir insandır. Nasıl çıkıp düşüneceğiz? Beynimiz dahi düşünebilecek durumda değil. Neyle düşüneceğiz? Hangi bilimle düşüneceğiz? Yani elimizde olanlar belli, bildiklerimiz. Felsefe hiç yeterli değil. Sosyoloji asla. Biraz evvel örneklerini verdim. Uluslararası ilişkiler, hayır. Sanat, birkaç tane sanatçının resmini koydum. Kendileri dahi umutsuzlar. Fırlatıyor, kusura bakmayın tekrar, kenef parçasını. Bunlar diyor $1 milyon alırlar bunu diyor. Bak göreceksiniz diyor. Alıyoruz. Kusura bakmayın. Bildiğim tek şey var, bu dünyayı aşmamız gerekiyor. Onunla ahlaki bir şey söyleyeceğim, bütünüyle kirlenmiş durumdayız. Nasıl? Suyun kendisi kirlenmiş durumda. Bakın, sevgili Levent yine şey diyecek, şeyde en son radyoaktif kazada, Japonya'da, Fukuyama'da, bir türlü bitiremediler temizlemeyi. Niye biliyor musunuz? Çünkü ya ben de öğrendim, nükleer tesis suyun kenarına yapılır. Suyun kendisi kirlenmiş durumda olduğu için kirli suyu kullanmak zorundayız. Kirli su da tekrar kirletiyor. O kadar. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Safet niye gülüyor? Bize de söylersen bize. Buyurun aranızda. Siz. Tamam değil mi? Bitmiş. Tabii tabii. Bu konuşmanızdan sonra şöyle oluştu bende. Aydınlık ve değer kavramları tamamen birbirinin zıddı şeyler. Ve bu değersizlikten kaynaklanan ne varsa aydınlanmaya yüklenebilir gibi bir birazcık uç yorumla oraya kadar gidebilecek bir izlenim edindim. Halbuki ben şöyle düşünüyorum, aydınlanma hümanizmle de iç içe ve özgürlükle, birey olmayla. Dolayısıyla yani değersizliğe atfettiğimiz o olumsuz şeylerin çoğu aslında aydınlanmanın değil, belki de kapitalizmin, vahşi kapitalizmin şeylerinden, olumsuz taraflarından diye düşünüyorum. Bunun biraz daha vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Kısa olduğu için zaman ancak bazı kavramların üstünden geçebildim. Ama bir şey söyledim. Ben bugün bu nezih topluluğun dışında, yani her zaman olduğu gibi Çorum'da normal çoğu zaman yaptığım gibi bir yerde konuşsam, tam tersine aklı övmeye çalışırım. Ama burada onun zamanı değil. Ben hayır. Dikkat ederseniz Spinoza'nın örneğini verdim. Tarih birbirine halkalana halkalana, belki de öngöremediğimiz bir kader halinde önümüzde duruyor. Bu kader bizim önümüzde belki de bir kazayı bekliyor. Orada ciddi felsefi bir sorun var. Kader, kaza olunca ismi kader oluyor. Amerikan orduları komutanına, Pasifik'e iki tane bomba atan o bölgedeki komutanına soruyorlar. Nasıl oldu da diyorlar, daha sonra bir daha atom bombası kullanılmadı. O kadar riskli dönem geçirdik. Ne cevap veriyor biliyor musunuz? Şans. Kader ola ki önümüzde kazayı bekliyor. Ve bir gün bize ola ki sorabilirler. Bilmiyor muydunuz diye. Hayır,
aydınlanmanın aklı hayır, müthiş bir macera başlangıcından bahsettim. Bilerek. Hülyalı müthiş bir macera. Levent'le reklam yapayım. Yaptığımız bir dizinin ismi bununla başlıyor. Spinoza'yı aramaya ben her seferinde Amsterdam'a giderim. Asla hayır. Ama birbirine kenetlene kenetlene önümüzde duran bir hayalet görüyorum. Kusura bakmayın. Sevgili Burak, evet. Ufak bir şey yapayım. Belki ben biliyorum metinin ne dediğini ama galiba şunu açmak gerekiyor. İktisatı ondan kurtulmak gerekiyor dedik ya. O sanıyorum piyasa öğretisini anlatan iktisat. Yani neoklasik iktisatla başlayan ortodoksiden bahsediyoruz. Dolayısıyla belki bu ayrımı yaparak iktisat dışında formasyonu almamışlara bunu hatırlatmakta yarar var. Çünkü bizatihi iktisatın içinde kaldığımız ve heterodoksinin içinden bakabildiğimiz için bu değersizleştirmeyi, sermayenin hayal haline döndüğünü biz öyle öğrendik, öyle değil mi? Yani Marx'ın hayali sermayesini işte senin saf olan dediğin değil mi? Onun için bence iktisatın içinde hemen çıkalım dediğimizin bir piyasa öğretisi olduğunu galiba vurgulamakta yarar var. Onun için ne dersin? Yani şimdi birincisi iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi bu nezih toplulukta iktisatçı yok. Dolayısıyla onları bu kadar teorik ayrıntıya boğmak istemedim. Hı hı. Dediğin doğru. Ama bir şey ilave etmek istiyorum ikinci olarak. Bugün egemen olan bir iktisat kültürü var artık. Hı hı. Ve iktisat bugün bu. Onun için egemen iktisat dedim. Evet. Tamam. Yani dediğin doğru, ama katılıyorum. Ama bugün oradan tehlikeli olan, kontamine olmuş, kirlenmiş olan bizler bu iktisat kültüründenin birer parçasıyız artık. Evet, dediğin çok doğru. Evet. Ama bu böyle artık. Biraz evvel belki o dragonun resmi. Ama yok, buradaki hazuruna iktisatın sadece bundan ibaret olmadığını ve bir gün belki gerekiyor. Başka bir iktisat belki. Evet. Önümüzde bekleyen ne? Kazayen bir şey olmazsa. Ve bir gün bize birileri dönüp bilmiyor muydunuz demezse. Bitirdin mi Metin? Buyurun lütfen. O zaman artık bugünden sonra biliyoruz. Neyi biliyoruz? Su kirlenmi? Kirlendi. Demek ki değer bitti. Değersizlik hakim. Biz de değerliyi arıyoruz. Sahi olanı arıyoruz. Eğer bu dünyadaysa. İyi ki benim yerime siz konuşmacı olmadınız. Sizin söyledikleriniz ama benden çok etkileyici. Benden çok daha güzel söylediniz. Teşekkür ederim. İltifat ediyorsunuz. O zaman temiz su mu arıyoruz? Sorunuz Metin Bey'e değil mi? Temiz su. Yani Fukuyama'dan göç edenleri Japonya gibi 100 sene yaşanan yerde insanlar şehirlerini almıyorlar biliyor musunuz? Yasak girmeleri, oradaki kazadan kurtulanların ve sağ kalanları hiç kimse kendi mahallesini almak istemiyor. Oturacak yer bulamıyorlar. Neyle yıkanacağız? Buyurun hanımefendi. Pardon. Sizin bir sözünüz var. Yani Tufan Atacan benim ismim. Tek bir sözcüğe takılmak istemiyorum ama ben rasyonalizm, yani akılcılık tanımında, ben akılcılık diye çeviriyorum çünkü, tanımında yani makul olanı öne çıkardığımızda ortalamayı hedeflemiş olmuyor muyuz? Yani bu aslında akılcılıktan farklı bir şey oluyor diye hissettim. Yani öyleyse ben hani kendi bilgisizliğime verip böyle algılamaya devam edebilirim kavramı ama yani rasyonel olan ortalamadan farklı bir şey olmalı gibi geliyor bana. Yani genel kabulden. Onu yani emin olmak istedim açıklamanız.
Evet, makul olan ortalama olan değil ama eğer hani ortalama olanı tercih edeceğim, ben bunu makul buluyorum diyen bir özel durum varsa olabilir tabii. Ama makul olan cümle içinde kullandığımızda bize kendini anlatan bir şey. Makul kelimesi de akıl kelimesinden türetiliyor. Yani aradaki ilişki zorunluluğu gramatik bir zorunluluk. Aynı kök harflerden Arapça gramerle üretilebilen şeyler. Mesela KTB kökünden kitap, mektup, katip gibi kelimeler üretildiği gibi akıldan da akılcı olana makul sözcüğü üretilebiliyor. Yani aradaki ilişki bir akılcı olan, aklın yolu anlamında bir şey. Ama bu ortalama olmak zorunda değil. Hatta ortalamanın tamamen aksine. Yani birisi çıkabilir der ki, ya hepiniz ne yapıyorsunuz? Makul olan burada barışmak diyebilir. Dolayısıyla ortalamayla hiç ilgisi yok. Bir şey söyleyeyim ben de. Levent. Şimdi yani Levent'in açıklamaları çok güzel her zamanki gibi. Ben küçük bir ek yapacağım. Rasyonalite ile reasonable veya rational ile reasonable kelimelerini kullanmak bana daha iyi gelecek. Bu tabii ontolojik olarak birbirinden ayrı iki kelime. Rational'da sadece akıl var. Reasonable'da aklın duyguyla karışımı var. Reasonable, makul olan rational olmak durumunda değildir. Hume, Levent benden daha iyi bilir, reasonable'ı tercih eder. Çünkü akıl der bir balondan ibarettir. Akıl asla kendi başına yolu bulamaz. Onun için genel olarak reasonable kelimesini kullanmaya çalışır. Şimdi sevgili Burak güzel bir uyarı yaptı. Bana da soruluyor, ne öneriyorsun? Vallahi iyi kötü birazcık ekonomi politikten anlarım. Çok az. Ama önerdiğim temel şeylerin başında buradaki kavramların yerine bir tane kavram koymak. Reasonable'ı koymak. Belki bir yere varabiliriz. Kirlenmiş suyla yıkanılamayacağını belki anlayabiliriz. Belki önümüzde bir kazayla kesişmeyi bekleyen, belki bekleyen kaza kader diyalektiğinden belki kaçabiliriz. Size söz verelim. İsterseniz son olarak diyelim ki değil mi? Saat geçiyor. Buyurun. Şimdi aydınlanma insan aklının otoriteleri reddetmesi. Otoritelerden bağımsızlaşması, özgürleşmesi. Gün boyunca iki sunumda da felsefe tarihindeki neredeyse bütün otoritelere referans verildiyse bugün burada yapılan bütün etkinlik aslında aydınlanma karşıtı bir etkinlik olmaz mı? Çok güzel. Teşekkür ederim. Pardon, ben sorunuzu biraz açmanızı rica edebilir miyim? aydınlanma
insan aklının otoriteyi reddi ve özgürleşmesi. Çok basit manada düşünürsek. Ve ister felsefede, sanatta ya da bilimde sürekli otoritelere referans verdiğimiz zaman otoriteler derken neyi kastediyorsunuz? Felsefenin otoriteleri, sanatın otoriteleri, bilimin otoriterlerine referans kişiler verdiğimizde. Otorite kişileri mi? Aristo'dan yola çıktığımızda, Kant'tan, mesela, evet. Habermas'tan vesaire evet. Yola çıktığımızda yine bir otoriteye referans alıyorsak, bence bu aydınlanma karşıtı bir düşünme biçimi. Kökünden dinamitliyoruz. Ben cevap vereyim mi? Tabii ki. Ne demek ben? Şimdi eğer otorite konunun otoritesi ise sorun yok. Eğer siz şiir okumak için kraldan izin alıyorsanız ya da felsefe yapmak için bir diktatörün onayına ihtiyacınız varsa sorun var. Eğer çünkü o kadar güzel bir soru ki ve bu o kadar da önemli bir tartışma noktası ki otoriteye ne zaman başvurulurun makul kriterleri var. Diyelim ki konuyu daha teknik bir alana çekeyim. Deprem gerçeği var. Siz ev alacaksınız. Hangi semtten alayım diyorsunuz? Aydınlanmanın piri bir insansınız. Kimsenin de fikrine öyle kolay kolay hürmet etmiyorsunuz. Benim aklım var diyorsunuz. Ama siz deprem konusunda gerekli teknik birikime, bilgiye ulaşmayı isterseniz çok zaman kaybedeceksiniz. Bunu yapabilirsiniz. Otoriteye başvurmak zorundasınız eğer zaman sorununuz varsa. Ama bu otoritenin bir konunun otoritesi olması gerekiyor. Yani televizyonda en çok çıkan insan olmaması gerekiyor. İkincisi bir sekonder kazancının olmaması gerekiyor bir insanı dinlemek için. Üçüncüsü de sizin o bilgiye ulaşmanızın teknik nedenlerle zor olması gerekiyor. Yani bu otorite örneğin başka bir alana geçeyim. Dişime şununla fırçalıyorum diye reklama çıkan diş hekimi olamaz. Diş macunu seçiminizde. Ama bu konudaki dürüstlüğüne güvendiğiniz bir diş hekimi arkadaşınız olabilir. Bir kazancı yok. Öbürü reklam. Bir arada çıkar ilişkisi var. Şimdi akıldan etik çıkarmak, ahlak çıkarmak gibi bir konu ve bu konunun arkasındaki Kant'ın olağanüstü eseri bizim gibi fanileri 10 kere söker takar. Biz onu anladığımızda mutlu oluyoruz. Kendisi de niye anlaşılmadığını anlayamıyor. Daha basit bir kitap yazıyor mesela. O kitap da ağır ama yani anlayamıyorlar. Anladığını zannedenler, Kant'a karşı çıkanlar anlamamış oluyor onu. Kant kafasını böyle saçlarını yoluyor, böyle mi olur falan diye. Hatta mesela Russell bile anlayamıyor. Biz şimdi anlıyorsak birilerinin bize yavaş yavaş söke söke anlatmasıyla oluyor. Dolayısıyla o otoriteye yaslanırız. Çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Şimdi orta çağda papazlar bir eşeğin ağzında kaç tane diş olduğunu anlamak için Aristo'nun kitabını açıp okuyorlar. Bir evet. Otoriteye başvuruyorlar ama Aristo çoktan öldü. Burada Aristo'nun izni alınmıyor ama yine bir otoriteye evet. Aklı otoritenin hizmetine sunmak var. Aynı kapıya çıkmıyor. Aynı kapıya çıkmıyor. Çünkü kültür bir kültür varlığısınız. Kültürü sıfırdan başlatamazsınız. Söylediğinizdeki hikmeti anladığımı zannediyorum. Ancak ne zaman otoriteye başvurup ne zaman otoriteye başvurmayacağınızı içinizdeki orkestra şefi karar verecek. Yani araçsal aklı kullanmaya başladığımızda bu bizi otoriteye götürüyor gibi sanki. Değil. Araçsal akıl deprem ev örneğinden yola çıkarsınız. Evet, otoriteye başvurmak zorundasınız. Çünkü ne tektonik hareketleri anlarsınız, ne zemin etüdünü anlayabilirsiniz. Ama eğitime ihtiyacınız olur. Yanlış karar. Yani kime güveneceksiniz? Emlakçınıza mı güveneceksiniz? Müteahhite mi güveneceksiniz? Gene bir bilim adamına, mesela jeoloji mühendisleri odasının raporuna daha çok güvenebilirsiniz. O otoriteye yaslanabilirsiniz. Ona kabul edebilirsiniz. Emlakçı ya da işte müteahhit de birer otorite ise
Bunlar kötü otorite, bunlar iyi evet, otorite. Evet, aynen öyle. Birinin çünkü sekonder kazancı var, çıkarı var. Size ev satmak istiyor, yalan söyleyebilir. Bilgisi yok, yanlış yönlendirebilir. Biraz şeye benzedi, iyi darbeciler vardır, kötü darbeciler vardır. Ona siz benzetebilirsiniz ama benzemiyor, mecburuz ona. Mesela hasta olduğunuzda yine doktora gidiyorsunuz. Otorite. Otoritesiz yaşamak mümkün değil öyleyse. Değil. O zaman gerçek anlamda... Ama siz karar veriyorsunuz. Otorite sizi seçmiyor. Siz otoriteyi seçiyorsunuz. Bir büyük bir fark var. Hı. Yani papazın, kardinalin, imamın, müftünün otoritesi altında yaşamıyorsunuz. Ben bunu ona danışırım, şunu da buna danışırım. Ya da 40 yere danışır, kararı ben veririm de diyebilirsiniz. Sizsiniz. Yani onay, noter mühürü sizde. Yani yine de son tahlilde bir otoritenin ışığında ancak aydınlanabiliyorum. Kendi başıma aydınlanma mümkün değil. Bir şey söyle, ilave edeyim. Pek çok konuda mümkün. Yani sizin seçtiğiniz konu yalnız. Şimdi Kant'ı bir kenara koyup da Kant'ın işini baştan yapmak mümkün değil. Fanilere şey diye. Söylemek istediğim onları reddetmek değil. Ama sanki toplumcak otoriteyi çok seviyor gibi bir halimiz var. Bunu ayrıca konuşuruz neyi sevmesi ama şey değil. Bana çok itici geliyor. Teşekkür ederim. Ya, hayır. Konuşmacımıza da ben, İstanbul Tabip Odası adına teşekkür ediyorum. Sizler de katıldığınız için. Bir saniye. Ben tabii Demet Hanım'ı tanıdığım için kişisel olarak, somut olarak ona teşekkür ediyorum. Ama muhtemelen burada mesela siz şimdi öğrendim. O zaman size de, ikinizin şahsına da bütün Tabipler Odası'na gerçekten bu kadar kıymetli bir insan topluluğu önünde bizleri çağırdığınız için ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, bütün hekim arkadaşlarıma, bütün misafirlere sabırlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Yani biraz sabrınızı taşırdık, kusura bakmayın. Çok. Ay, ne kadar güzel bir hareket. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizi tanımış olmaktan. Çok memnun oldum. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Sağ olun.